Efendim günaydınlar. Ekranları başında bizi takip eden, evlerinde ağırlayan bütün değerli seyircilerimize ortak yayında ulusal radyo aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere interaktif mecralardan bizi izleyen bütün değerli izleyicilerimize İstanbul'dan Teoman Alili Stüdyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugün 15 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye'nin saati 07.01'i gösteriyor ve Bir Günaydın Türkiye programında daha birlikteliğimiz başlıyor. Saat 9.15'e kadar e, gazete başlıkları, haberler e, ve buna bağlı olarak başta ekonomideki gelişmeleri olarak irdilemeye gayret gösterdiğimiz bir e, çerçeve ve e, bunlara ilişkinde ayrıntıları e, yansıtmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte yorumladığımız programımızdaki ayrıntılara bakacağız. Tabii doğal olarak haya, hala hayatımızdan çıkmadı aslında ee, vakalar arasında hani açıkçası 6 Eylül itibariyle gözlemledik işte üniversitelerin e, faaliyetlerine başlaması çerçevesinde de artık eski normale tamamen geçiş yaptık gibi e, görünüyor yani maske mesafe kişisel temizlik hijyen, e, işte kim yerlerde e, test e, konusundaki hassasiyet kimi yerlerde e, hala e, bu işte hayat evesar uygulamasından okuttuğumuz barkodlarımız var biliyorsunuz. E, bunlarla sürdürdüğümüz bir yaşam var. Hani ne kadar bu taşınabilir, sürdürülebilir bilmiyorum. Çünkü vakalarda gerçekten biraz e, endişe yaratan da bir tablo var. Mesela işte 14 Eylül'ün e, tablosunu gözlemlediğimizde e, 27 bin... Yani 30 bine dayanan bir e, vakka tablosuyla karşı karşılık bu uzun süredir 25 binlerin üzerinde pek çıkmıyordu. Dolayısıyla hani kontrollü olduğu gibi bir izlenim söz konusuydu ama bir yandan okullarda hayat başladı, bir yandan üniversitelerde hayat başladı. Eski normal bu çerçevede tam döndü. Servisler, toplu ulaşım, yaşam. Ee, AVM kalabalıkları, mağaza kalabalıkları, cadde kalabalıkları yani aklınıza neresi geliyorsa e, buralarda yoğunluk karşımıza çıktı. Ve bir anda e, bunun hemen bir hafta iki hafta sonrasındaki rakamlara tabloları bir görelim diyorduk e, okul e, açılma sürecinin hemen öncesinde. E, şu an gözlemlediğimiz 27.802 kişi yani 28.000 kişinin testi pozitif bakan koca aşıda ve tedbirlerde Birlik ve beraberliği sağlama vurgusu yaptı ve 276 kişinin de yaşamını yitirdi. yani o da yeniden 300 lira doğru tırmanıyor ve bu çerçevede can kayıplarının hızla düşmesi ve salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır şeklinde ifade ettiğimiz süreci de birlikte yaşıyoruz öte yandan turuncu kategoride bulunan Şanlıurfa sarı kategoriye de yükseldi İşte aşılama çalışmalarının getirdiği sonuçlardan biri de buydu. Ee, özellikle günlük Covid tablosunda işte gördüğünüz gibi dün akşama yansıyan rakamlar bu çerçevedeydi. 300 binlere aşan bir test oranı var. Ee, tabii biz geçtiğimiz yılda hemen hemen 27 binler düzeyinde yani bu düzeyde vaka sayısı ve bu düzeyde vefat sayısıyla karşı karşıyaydık. O zamanki test sayıları 200 binler e, dolayındaydı ama şimdi neredeyse 350 binlere dayanan bir test e, oranı var. Yani bunların her biri e, sağlık ya da e, işte bilim kurulu çer çerçevesinde değerlendirilen bir takım tabii istatistiklere neden oluyor olumlu ya da olumsuz e, seyri açısından. Dolayısıyla. E şu dünkü tablodaki en o, olumlu süreç 27802 yurttaşımıza karşı e, iyileşen az, yurttaşımızın sayısının 29 29.000'den yani hala onun üzerinde olması 29191 kişinin de iyileştiği ekrana yansıyor. Dolayısıyla pek kırmızı bölgemiz kalmadı neredeyse. E, birkaç bölgede sarı var ekranda siz de şu dakikalarda görüyorsunuz ve turuncu ee, illerimizde bir tane gümüşhane gözüküyor. Yani en e, sıkıntılı hat e, şu anda gümüşhane gözüyor, gözüküyor. Dün akşamki verilere baz aldığı, e, baz aldığımızda. Ee, Elazığ, Bayburt, Siirt Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Anladığımız bu bölgelerde bir aşıya karşı hala direnç e, söz konusu. Ha, hala sarı tablodan çıkamadıklarını gözlemliyoruz. Gümüşhane'de turuncu tablo da onun ötesindeki tablomuz mavi şekilde seyrediyor. Birkaç şöyle elimize baktığımızda yüzdelik dilimlerde yüzde 82.3 örneğin İstanbul, yüzde 89.3 Çanakkale, yüzde 90.1 Tekirdağ, yüzde 87.6 İzmir, %89 Aydın, %94.3 ile de Muğla gibi özellikle yaz aylarını yoğun bir şekilde geçirdiğimiz kentlerdeki oranların biraz daha dirençli olduğunu gözlemliyoruz. Yani kalabalıkların etkisini bir kez daha ortaya koyması açısından biraz daha böyle içeriye doğru geçiş yaptığımızda işte %80 ya da 80'lerin altındaki bir tablo karşımıza çıkıyor bunu ifade edelim. Geçtiğimiz gün aşı toplamlarına baktığımızda 100 milyon aştığını gözlemlemiştik. Birinci doz aşı yapılma oranının %83.74'lere çıktığını e, harita bize gösteriyor. İkinci doz aşı yapılma oranı ise %65.93. Bu oranın %70'ler ya da %80'ler üzerine çıkması hedefleniyor. E, daha sağlıklı bir toplumsal hayat açısından, birinci dozun e, uygulaması açısından. Oranın dışında rakamlara baktığımızda 51 milyon 979.208 yurttaşımızın birinci doz aşısını yüzde 83.74 ile gerçekleştirdiğini görüyoruz. İkinci doz uygulamada 40 milyon 921.431 ile yüzde 65.93'lük bir oranın yakalandığını gözlemliyoruz. Üçüncü dozda da neredeyse 10 milyona varmak üzereyiz. O da. 9 milyon 562 bin 25 olarak kayıtlara girmiş. Onun da e, gördüğünüz gibi ekranda e, yansıması bu çerçevede. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı e, 103, nokta, 103, bin, 1006, e, 103 milyon e, 1616 şeklinde kayıtlara geçtiğini gözlemliyoruz. Yani %65'lik e, oranla ikinci doz yani önerilen doz oranının e, ulaştığını ulaştığını yüzde gözlemliyoruz. %83'te de birinci doz süreci var. Bunların ikinci dozu yaptırma süreçleri elbette takip edilecek. E, i̇şte %65'ler düzey ise 40 milyon yani 41 milyona yakın yurttaşımızın oranı. E, buradan da yola çıkarak e, yaklaşık 10 bine yakın yurttaşımızın da e, o yani 10 milyon aşının da üçüncü dosya uygulama çerçevesinde gerçekleştiğini gözlemlemek mümkün. İşte genel itibariyle düne yansıyan tablo bu. Bu tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısı aşıda ve tedbirde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır ifadeleri karşımıza çıkıyor. Bunu ifade edelim. Ee, en az bir doz aşı uygulananların e, oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, <laughs> Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak kayıtlara girmiş. En az bir doz aşı yaptıranların oranının en az olduğu illerse Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ şeklinde de yansıdığını gözlemliyoruz. İşte aşı tablosuna ilişkin e, renklendirme son vaka sayısı test oranları veriler karşımıza bu çerçevede çıkıyor efendim. E, kritik rakamları sosyal medya hesabında paylaştı dedik. E, yeni can kaybımız 276 dedi Bakan Koca ve daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır e, notunu düştüm. Şanlıurfa artık sarı diyor. Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken turuncu kategoride yer alan Şanlıurfa %65 aşılama oranına ulaşarak sarı kategoriye de yükseldi. Ee, işte, bir önceki gün kablosuyla da eşleştirdiğimizde aslında şöyle periyodik. Tabloyu eşleştirdiğimizde uzun süre sonra ilk kez 25 binlerin üzerinde 30 binlere dayanan yani 28 binlerin kapısına dayanan bir tabloyla karşı karşıyayız. 276 ciddi ve kritik eşik sayılabilecek bir vefat sayısıyla karşımıza çıkıyor. Dünkü tablonun olumlu sayılabilecek seyri, iyileşen yurttaşlarımızın sayısının günlük vaka sayısının üzerinde olması. Test sayısı açısından da yaklaşık 335 bin lira dayanan bir test tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu buradan e, özetlemek gerekiyor bir kez daha. <laughs> e, siyaset e, gündemi ve e, buna bağlı olarak da işte toplumsal gündemlerde e, bir çerçeve oluşturuluyor. E, özellikle ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırı yani son dönemlerde şuradayım taksi bulamıyorum buradayım. Ee, işte sarı taksi geçmeli gibi bir takım e, tartışmalar söz konusu. Bir de sosyal medyada bunun bir anda hız kazanıp yayılmasının böyle temeli oluşturuluyor. Yani bir lobi, bir baskı mı oluşturmaya çalışılıyor? E, bak taksi yok, ekstra bizim gibi şeylere ihtiyaç var e, taksicilere ya da özel taksicilere. İşte araçlarla yapılan işin yolunu mu açmaya çalışıyor bilmiyorum ama biraz garip gelmişti. Ama ticari taksi kullanan tarafa baktığımızda e, ticari taksi kullanan şoförler için yaş sınırı 65'ten 68'e yükseldi. Bu gelişmeden sadece ticari taksi şoförlerinin e, yararlanabileceği ifade edildi. Dünkü Beştepe'de gerçekleşen işçilerle buluşma, sanayi üretim istihdam ve büyümede hızlı yükselişte salgın öncesi dönemin üzerine çıkıldığı açıklamaları vesaire. Ama dünkü Erdoğan'ın açıklamalarında işsizlik ya da buna bağlı ekonomik dengelerdeki sıkıntının net bir şekilde aslında okunduğu gözlemlendi ama. Çözümleri yapma konusundaki iradedeki zayıflığın da karşımıza bir çerçevede çıktığını gözlemliyoruz. Buna biraz mercek tutmaya çalışacağız. E, ekonomideki bir diğer gelişmelerden biri de Merkez Bankası'nın yabancı para zorunlu karşılık olanlarını 200 bas puan arttırmasıydı. Bu uzun süre sonra ilk kez özellikle merkezin faiz arttırma döneminde ilk kez uzun süre sonra yaşadığımız süreçti. Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı %23'e, bir yılda bir yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise %17 olduğuna ilişkin bilgi ve veriler de bu çerçevede yansıdı. Bütün bu sabahın notlarında da şöyle üçlü dörtlü bir çerçeve söz konusu. Uluslararası Finans piyasa uzmanı Seyfi Akil birazdan stüdyomuzda olacak ve Merkez Bankası'nın bu zorunlu karşılık oranlarını değerlendireceğiz. Bu ne anlama geliyor o soruya yanıt aramaya çalışacağız ve ekonomideki gündemi de değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İşte böylesi notlarla günaydın Türkiye'ye de hızlıca devam etmeye başlayalım. Afganistan'ın özgürlüğü, hükümetin oluşumu kadınlara bakışları ve Türkiye'ye karşı hissettikleri. Böyle çoklu bir tartışma var biliyorsunuz burada. Afgan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davut Abidim ulusal kanala konuk olduğu tüm merak edilenleri anlattı. Afganları, Afganların artık köle olmadığını söyleyen Abidi, kurulan hükümete ilişkin konuştu. Türkiye'ye de sıcak mesajlar verdi. Afgan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davut Abidi ulusal kanala konuk oldu. Afganistan halkı e, tüm işgalcileri topraklarımızdan atmayı başardık ve topraklarımızı özgürleştirdik. İslami bir hükümet kurduk ve elhamdülillah artık Afganistan'da evet. savaş yok. Günlük programında Seda Anı'nın sorularını yanıtlayan Abidi, Afganlar artık özgür vurgusu yaptı. Afganistan olarak diğer ülkelerin iç işleri, iç meselelerine karışmak gibi bir niyetimiz yok e, ve savaş e, sebebi olan bu duruma izin vermeyeceğiz. Afganları köle olarak kullandıkları günler e, geride kaldı. Artık onlar eğitim alacaklar. E, özgür bir şekilde eğitim alacaklar ve özgür yurttaşlar olarak yaşayacaklar. Muhammed Davut Abidi yeni Afganistan hükümetine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Ee, bunun bir kapsayıcı hükümet e, olmak olmadığına dair itiraz, e, işte çeşitli cinsiyetlerin ve etnis, etnik unsurların alınmamasına dair itiraz e, geçerli değil. E, çünkü biz kapsayıcı hükümeti niteliklerine göre oluşturacağız e, ve Şangay İşbirliği örgütü. E mutlaka onlar üyesi olmak isteriz. Onlarla çalışmak isteriz ve tüm dünyayla aslında çalışmak istiyoruz. Afgan Ulusal Barış Konseyi Başkanı kadınlara yönelik bakışlarını da açıkladı. Cennet annelerin ayakları altındadır e, sözünü benimsiyoruz. E, ve bu en yüksek inancıdır e, Müslümanların. Kadınların ilerlediğini iddia ediyorlar fakat bu gerçek değil. E, kadınlar ilerlemediler. Kadınlarımıza Sevgi göstereceğiz ve onların eğitim görmesini, çalışmasını, şeriat kanunlarına, şeriat esaslarına göre bütün özgürlüklere sahip olmasını temin edeceğiz. Yükselen Asya'da özel röportajda gündeme geldi. Ekonomik gelişmeler Avrupa'dan Asya'ya kayıyor ve Avrupa'nın artık sonabileceği elektronik alanı dışında bir şey kalmadı. Fakat Asya'ya döndüğümüz zaman, Çin'e baktığımızda, Hindistan'a baktığımızda, Türkiye, Afganistan ve İslam ülkelerine 4 milyara yakın bir nüfus yaşıyor buralarda. çok büyük bir ekonomi, çok büyük bir pazar. Umarız Türkiye geçici hükümeti tanır diyen Abidi, Türk insanını çok yakın hissediyoruz ifadelerini kullandı. Bazı insanların İslami Afgan emirliği ile iletişime geçmemesi için zorladığını biliyoruz. Ama umuyoruz ki e, bu sorunlar aşılacak ve e, Türkiye geçici hükümeti tanıyacaktır diye umuyoruz. Yüreklerimizde biz Türk insanına çok yakın hissediyoruz kendimizi. Beklentimiz de... Türk insanının doğru adımı atmasıdır ve doğru adım olarak da bu geçici hükümeti tanımayı ifade ediyoruz. Evet son dönemin bence en çarpıcı röportajlarından birine imza atmış Seda Anık ve gerçekten de bütün soruları bütün çıplaklığıyla konuğuna aktarmış. Konuğun dili yani Afgan Barış Konseyi Başkanı'nın dili oldukça dönemde sürecin içindeki bazı önemli tartışmaları da yanıt vermeye çalışıyor. Yani o da farkında. Yani Afganistan Afganistan içindeki dengeler. Afganistan içindeki süreçte yaşanan sıkıntılar işte Afganistan'a dünyanın bakışı ülkemizin bakışı ya da buradaki sosyal medya başta olmak üzere oradaki tartışmaların farkında ve buna bağlı olarak da çok sade bir dille meselenin kendi açısından iç düzeyini anlatıyor ama bütün bunların da farkındayız çözme için bir çabamız olmalı yani Hatta bence Seda'nın programına çıkıyor oluşu da e, burada bir e, ayrı mesajı barındırıyor. Yani bunu Afganistan'da çeşitli e, işte Taliban'nın e, liderlerinin e, uluslararası aranada birçok kadın e, gazeteciye ya da televizyoncuya röportaj vermesinden de anlıyoruz. Yani kendilerine bakışın ne olduğunu farkındalar. E, 20 yıldır işgal altında topraklar. E, bir de Amerikan askerlerinin kendi kadınlarına nasıl davrandığını yıllar boyunca gözlemlediler orada. İşte tecavüzler vesaire değil mi? Bir kadından sadece 80 Amerikan askerinin tecavüzü yaklaşık 12'ye yakın e, işte çocuk aldırma dediğimiz sürecin yaşandığını bizzatii gözlerler yani gözlemlediler. Yani emperyalizmin getirdiği yükün ne olduğunu anlatmak açısından o, örneği bu kadar açık ve net veriyoruz. Yani bütün bunlar e, yaşanırken e, Afganistan'daki kadınları kimse hatırlamadı. O gidip Taliban kalınca vay işte böyle iş mi olur? Yani bunun da takdirini ayrıca size bırakmak gerekiyor. Meseleye çözüm perspektifinden bakacaksak bu süreçte Afgan halkına Afgan Afganistan'daki mazlum kardeşlerimize destek olmak en temel görevlerden bir tanesini oluşturacak. Şu anda görüntü Taliban'ın burada bir etki unsuru olduğu bir güç olduğu dolayısıyla önümüzdeki sürecin inşasında izleyici yol haritasına e, katkı sunmanın ana görevi olduğu böyle dışarıdan horlamayla e, dışarıdan bakış açısıyla bilmem neyle falan e, bu işler olmaz. Yani e, nihayetinde adama e, şunu derler. Afganistan'da Taliban beğendiğin Taliban ya da beğenmediğin Taliban her neyse silahla Amerikan askerini kovdu. Sen ne yaptın emperyalizme karşı diye adama da sorarlar. Yani doğal olarak e, bunu da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Taliban'ın hükümeti açıklamasının ardındansa Afganistan'da hayat sakinleşmeye başladı. Ülkede son olarak Kabil Havalimanı da yeniden kullanıma açıldı. Hayatın normale dönmeye başladığı Afganistan'da Kabil Havalimanı yeniden kullanıma açıldı. Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ülkeye ilk uçuş Pakistan'dan yapıldı. Başkent İslamabad'dan havalanan Pakistan uluslararası hava yollarına ait bir uçak ilk uluslararası ticari uçuşunu bir grup gazeteciyle gerçekleştirdi. Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından durdurulan ticari uçuş hizmetlerinin de yeniden başlaması bekleniyor. Bir açıklamada Afganistan eski genelkurmay başkanından geldi. Haberler.com sitesine konuşan eski genelkurmay başkanı Muhammed Kerim'i ABD'nin kurduğu hükümetteki yolsuzluklara dikkat çekti. Kendisinin sadece ordudaki görevini yaptığını belirten Kerim'i artık emekli olduğunu ancak geçmişinin sorun olmaması durumunda Taliban içinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. uzun süre işgal yılları ve işgal yılları sonrasında da işte yeni hükümet kurma çalışmaları ve özellikle bulunduğunuz coğrafyada yaşadığınız onca sıkıntı ve bunun sonrasında da bir hareket alanı yaratmaya çalışıyor, bir nefes almaya çalışıyor. Dolayısıyla Afganistan'da işte yeni kurulan hükümetin çizeceği yol haritasını da ee, şekillendirmek konusunda işte başta Çin, Rusya, Türkiye bölge ülkeleri, Asya ülkenin denkleminde e, bir e, özenli çalışmaya da ihtiyaç var. Burada hepimize bence sorumluluk düşünüyor, düşüyor. Nihayetinde Türkiye'de e, Afganistan'ın bir gözü de Türkiye'dedir. Yani Türkiye'ye önem verir. Tarih boyunca da öyledir. Sovyetler işgali sırasında da biz Afganistan'ın bu işgal sürecine itiraz etmiştik. O Sovyetler süreci bitip, Sovyetler süreci bitip de çıkılma aşamasındayken, ha biraz daha nefes alınır falan derken Amerikan işgali yaşadı. Ama bu dönemin şansı şu: Afganistan Türkiye'nin kendisine baktığını biliyor, onlar da Türkiye'ye bakıyor. Asya coğrafyası yani yeniden e, rota'nın çizildiği bir hat olmaya başlıyor Çin ile Rusyası ile Türkiye'si ile İran'ı ile bir anti ittifaklanma ittifaklanma e, doğal olarak yani bu dönemi şanslıdır bunlar ve e, çok şükür ki Asya coğrafyası yeniden ekonomik olarak yükselişte yani karşıdaki cephe, işte Amerika'nın içine bakıyorsunuz Avrupa dengelerine bakıyorsunuz orada başta ekonomi olmak üzere e, artık üstünlüklerin e, çok net bir şekilde kaybedildiğini gözlemliyoruz bizim coğrafyamızdaysa yani Türkiye ya da birkaç ülkeyi belki ekonomik olarak bu sınıfın dışında e, tutmak mümkün. Onu zaten ayrıca e, irdeliyoruz biliyorsunuz ama hani bu coğrafyaya yeniden üretim kaydı, yeniden paranın rotası Asya'ya kaydı, yeniden Asya dünya dengelerinde süreç belirleyici ülke olmaya başladı. Buradaki kararlı tutumun e, en e, temel örneklerinden bir tanesi emperyalizme karşı duruş yani Çin'in duruşu belli, Rusya'nın karşı duruşu belli, İran'ın, Türkiye'nin vesaire. Dolayısıyla bir de şöyle bir hat var Avrupa'dan kopan özellikle Atlantik Amerika İttifakı'nın emperyalist korosunda çok büyük çatlaklar vardı. İşte Almanya bayağı önce bu halatları atmıştı diyelim ya da işte İngiltere benzer bir takım hamleler yapıyordu. Bunların da kafasını rotasını çevirdiği yer bu coğrafya. Onların elbette başta Afganistan olmak üzere yine bazı emperyalist hayalleri olabilir ama bu dönem güç dengesi Asya coğrafyasından yanı olduğu için bu şansın biraz kullanılması gerekiyor. Umarım Afgan yurttaşlarımız yurttaşlarımızla, Afgan halkıyla ve Afganistan'daki bizim bu coğrafyada aynı kaderi paylaştığımız insanlarımıza bu sefer bir yol haritası çizme konusunda yardımımız olur ama o yol haritasını isterken ay onun sakalı neymiş onun kafasında sarık var mı? Senin deden neydi ya yani? ya yani gelişme öyle kolay olmuyor. her ülkenin Atatürk gibi bir şansı olmuyor işte senin Atatürk gibi bir liderin gelince çağdaşlığı batı medeniyetini antemperyalizmi vatanseverliği din olgusunun özünü yaşayabilmene işte bu bayram havada kalmasına ezanların okunmasına fırsat tanındı ya o kafasını kaldıramadı ki bir türlü emperyalistattan yani Sovyetler bitti Amerika başladı o bitti bilmem ne oldu yani onun için bir e, nefes alsınlar. Bir kendilerini tanısınlar. Bir hareket daha yeni başlamış. E, ülke e, deyim yerindeyse kendisini yeniden yeniden kurmak için defalarca adım atmaya çalışmış. Ha bu sefer bir şans var. Asya coğrafyası ayakta. Asya coğrafyası e, ekonomik olarak, siyasi olarak, a, askeri olarak daha üstün durumda daha önceki süreçlere. Ha o eksende kurulabilir bir hat olabilir mi? Ona bakıp gözlemlemeye çalışacağız. Bir kuşak bir yolun kesinlikle paydaşı. orta koridorun çünkü göbeğinde bulunuyor Afganistan doğal olarak. Hattın Afganistan ülke sınırlarına baktığımızda böyle de bir şansları var. Ekonominin, yolların getirebileceği medeniyetler önemli bir çizelge tutabilir. Bakalım yeni yönetimi neler yapacak, önümüzdeki süreçte hangi rotaları ortaya koyacak ama açıklama yapanların en azından şu hassasiyetini göz gözlemliyoruz. Hepimizin taşıdığı endişeleri işte Afganistan'da Taliban vesaire taşıyor. Buna ilişkin bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Farklı bir takım mesajlar verenleri de gözlemliyoruz ama ağırlığında mevcuttaki süreçte bir denge yakalamaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Onun daha hızlı kurulması, oluşturulması için tıpkı emperyalizmi e, silahla kovdukları gibi kendi ülkelerinde de e, bir devrimsel sürecinde başlamasını temenni ediyoruz ama buradan böyle yan bakarak bilmem ne olarak ay şunlara baksana falan filan bu işleri böyle bakanların çözdüğünü tarihte kimse e, görmüyor. El birliğiyle çözmek lazım. Üstüne üstüne e, giderek çözmek lazım. Anlatarak çözmek lazım. Ticari ilişkileri geliştirerek çözmek lazım. Siyasi ilişkileri geliştirerek çözmek çözmek lazım. Aklı selim bir şekilde çözmek lazım. Devlet aklının gerektirdiğini coğrafyaya yansıtmak lazım. Mesele de bu kadar net. Geçtiğimiz günlerde de ifade ettik. Çözümler sadelikten gelir. Sade bakacaksınız öyle gırlı gırçlı e, kafaları kurcalayan karıştıran meseleleri masanın dışına iteceksiniz. Ya gel kardeşim otur şuraya bu meseleyi çözelim bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısı'na görüntülü olarak katıldı. Çavuşoğlu Afganistan konulu toplantıda geçici hükümete ilişkin konuştu. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını ümit ediyoruz dedi. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da İnsani Durum isimli konferansına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüntülü olarak katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Afgan halkına krizin yönetilebilmesi için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Şimdilik insani alan önceliğimiz olmalı. Endişe verici rakamları hepimiz duyduk. Afgan halkının üçte biri açlıkla karşı karşıya. Neredeyse yarısının acil insani yardıma ihtiyacı var. Afgan halkına insani yardımın ahlaki bir görev olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, birlikte hareket etme vurgusu yaptı. Ülkelerimiz ile Afganistan arasındaki mesafe bizi yanıltmamalı. Afganistan'daki bir insani ve güvenlik krizi dünyaya doğrudan etki edecektir. Bu yüzden şimdi birlikte hareket etmeliyiz. Çavuşoğlu Taliban'ın açıklamasına dikkat çekti. Şu an kurulan hükümetin geçici olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir bir çözüm işleyen devlet kurumları gerektirir. Yakın zamanda geçici hükümet açıklandı. Taliban bunun bir geçiş hükümeti olduğunu belirtti. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz. Çavuşoğlu bu durumun alarm veren ekonomik krize işaret ettiğine de dikkat çekti. Türkiye 1920'lerden beri kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere Afganistan'ın istikrar ve kalkınma çabalarına destek veriyor. Bugün de Türk Kızılay aracılığıyla insani yardımlara devam ediyoruz. Sağdaki durum iyileştikçe bu desteğimizi de sürdüreceğiz. Evet efendim işte tablo bu çerçevede idi ee, dış politikadaki öne çıkan başlıklar ee, aydınlık gazetesi ve gazetelerin birinci sayfaların manşetleriyle devam edelim aydınlıkta da bir dış politika ilişkin önemli bir e, uyarı haberi uy e, önemli bir konjonktür okuması haberi var çünkü ona da bakmış olalım Libya hattı esas alınmalı manşetini kullanıyor e, dün e, Türgedes Başkanı Cihat Yaycı emekli Mustafi Yüzbaşı e, ulusal kanalda uyarılarda bulundu Amiral Cihat Yaycı. Mısır'la yapılacak bir deniz yetki al alanı anlaşması Libya hattından başlamadıldır. Aksi durumda Türkiye'nin üçte bir deniz alanı Yunanistan'a terk edilmiş olur. Üçte bir deniz alanı dediği de Kıbrıs'ın herhalde 2-3 katı olan bir alanı e, kapsıyor. Yani burada o meseleyi biraz daha Üçte bir alan ne demeyi belki öyle ayrıntılandırılmış olalım. Vatan hainliğini yaparlar diyor. Türkiye ile Mısır yeniden görüşmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da bir deniz yetki anlaşması imzalanabileceği mesajını verdi. Libya anlaşmasıyla 28 derece doğu boylamanın batısında geniş bir deniz yetki alanı kazandığımızı anlatan Amiral Yaycı, Türkiye ile Mısır arasındaki anlaşmanın, Libya hattından başlaması durumunda bu alanı kaybedeceğimizi söyledi. Yaycı böyle bir anlaşmanın vatan hainliği olacağını, bakın bu kadar da iddialı bir çıkışı var e, Sayın Yaycı'nın. İşte doğu boylamanı da haritalandırılmış bir şekilde Gösteriyor. Biliyorsunuz Libya ile ilk deniz yetki anlaşmasını yani ne demek deniz yetki anlaşması? Deniz sınırlarının hattını belirliyor. Yani işte diyor ki Libya şu alana kadar benim hattım bundan sonraki alanda senin hattın diyor. Türkiye'de kendi tezlerine uygunsa bu anlaşmayı kabul edip imza atmışlardı. Ve bu çerçevede de biliyorsunuz Avrupa'nın bir istmit 100 milyar dolar da hatta para ve kaynak ayırdığı hattı da bıçak gibi Kama gibi arasına girerek çözmüştü. Yani bu açıyı böyle de görmek mümkün. E, ruhsatlar hala verilmedi diyor. Yaycı bir hattın birleştirilmesi durumunda Libya anlaşmasının Kadük kalacağını ve dört tane Kıbrıs adası büyüklüğünde alanın kaybedileceğini belirtti. Yaycı doğuda Filistin ve İsrail'e kıyılarımız olduğu gerçeğine göre koordinatlar verilmelidir dedi. Yaycı ayrıca Türkiye Petrollerinin 26-28 derece boylamları arasındaki bölgede sismik araştırma ve sondaj için ruhsat başvurusunda bulunduğunu fakat 7 sahaya henüz ruhsat da verilmediğinin altını çizdi. Cihat Yaycı Ulusal Kanal'da katıldığı yayındaki çarpıcı ifadelerinden bir tanesi buydu. Son dönemin en önemli deniz yetki sürecine ilişkin anlaşma perspektifi bu çerçevede şekillenmiş ve özellikle Mısır'la Libya ile başlayan sürecin Mısır'la ve bölgede Akdeniz canağında anti diğer ülkelerle devamı konusunda da bir farkındalık oluşmuştu. Ama işte bakın... <laughs> bilimsel kriterler çerçevesinde Türkiye'nin haklarının savunulması konusunda enlemleriyle, boylamlarıyla meseleyi e, yayın kuşağımızda böylece değerlendirmiş olduğu e, cihat yelce. Türkiye 2019'da Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta 32 derece 16 dakika 18 saniye doğu ile 28 derece batı meridyeni arasında kalan bölgede Türkiye'nin çıkarları vardır demiş, 28 derece boylamanın batısı da mütakip sınırlarına esastır beyanlarında bulunmuştu. Daha sonra Libya ile imzalanan anlaşmada batı sınırı tam anlamıyla çizilerek 26 derece 19 dakika 11 saniyeye kadar deniz yetki alanı uzatıldı diyor e, haberin ayrıntısında efendim. Efendim Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Uçan yumurta manşetini kullanmış Hürriyet gazetesi. Ne demek istiyor bakalım. Yani mesela anlaşıyordu neden uçtu. Ee, zaten uçmayan ne var o da ayrı bir tartışma. Ee, artan fiyatlar mercek altında demiş. Yumurta fiyatları son dönemlerde tırmanışa geçti. Yumurtanın üretici fiyatı bir yılda 43 kuruştan 80 kuruşa dayandı. Fahiş artışlar e, takip ediliyor. Yani eskiden bakın hani öğrenci yemeği falan dersin ya yumurtaya değil mi? Yani talipte bilmiyorum üniversite yıllarında yapmıştır herhalde. İşte patates kızartırsın, patatese yumurta kırarsın, sade yaparsın, makarna yaparsın. Ya arkadaşlar artık öğrenci yemeği kavramı falan da kalmadı. Yani hani e, her şey o kadar ateş pahası ki e, tabii yumurta gibi bir denklemde e, fiyat artışını konuşuyorsak e, burada Profesör Doktor Osman Alto hocanın yumurta tezini, yumurtayla üretim tezini sanıyorum bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Daha önce bir takım yayınlarımızda üretimle biz bu meseleyi çözmek zorundayız. Üretimle Türk lirası değer kazanır. Eğer Türk lirasına değer kazandırmak istiyorsanız burada buna karar verici olan Merkez Bankası değildir. Cumhurbaşkanı değildir. Kabine değildir. Ekonomi yönetimi değildir üretim karar verir dediğimizde genelde verdiğimiz örneklerden ilki yumurta olur. Osman Altı meseleyi meseliyi çok net anlatır tavuk yumurta ilişkisiyle üretim meselesine. Uçan yumurta başlığından sonra hemen bunu ayrıntılandıralım. Neydi bu hikaye? Efendim çiftlik ve çiftlikte bir yumurta, çiftlik merkez bankası ve yumurtada üretici konumunda işte çiftçi, yumurtacı, hayvancılık yapan kişi isim geliyor. Yumurta diyor 100 tane diyor, bu tavuk diyor, bir ayda diyor ürün çıkartsın yani 100 tane yumurta e, üretsin. E, o çiftlik de diyor, ...buna karşılık 100 lira, e, 100 birim para e, basmış olsun diyor Osman Altı Hoca. Doğal olarak diyor, 100 birim paranız varsa ve 100 tane yumurta üretilmişse diyor, e, bu yumurta'nın her bir tanesi 1 lira diyor. Sen diyor, üretime devam edersen tavuğa üretim hattını e, Geliştirebilebilecek olanak verirsen, yeniden para basmana gerek kalmadan senin e, tehlen karşısında yumurtanın fiyatı düşecektir diyor. Yani diyor, 100 tane e, yumurta üretti tavuk, 100 birimde para var, tanesi 1 lira olur. Ama sen yumurtaya 200 tane ürettirirsen, doğal olarak yumurtanın fiyatı otomatik olarak 50 kuruşa iner diyor. Yeniden para basmana gerek kalmadan üretimle ...yumurtaya karşı telen bir zafer kazanıyor. Yumurtaya karşı değer kazanmış oluyor. İşte genel mantığımız da bu. Biz bunu desteklemek açısından işte son dönemin vazgeçemediğimiz aksesuarı oldu tabii. Artık bir çürü çeşitli renklerle donatılıyor vesaire oluyor. Ya da cebimizden artık o şişeler falan da eksik olmuyor. İşte bir yandan dezenfektan kolonya bir yandan da maske kullanımı yani hayatımızın vazgeçilmesi hemen hemen hepimizin çantasında en az birer tane olmak üzere e, bu ürünlerden buluyor, bulunuyor. Peki sürecin başında bulabiliyor muyduk? Talip bulabiliyor muydun? Bulamıyordun. Neden? Maske yoktu. Neden? Üretim yoktu. Neden? Bir anda yakalandık. Peki fiyat ne olmuştu o tarihlerde? Ciddi şekilde yükseldi. Hani paranla alamaz hale falan geldin. Yani cebinde paran var man maske yok piyasada. İşte Ahmet'te vardı, Mehmet'te vardı. Bizim bir tekstilci Ahmet vardı. E, onu bir arayalım falan e, moduna giriş yaptık. Pahalıydı bir de aldığın ürün. Ama zamanla ne oldu? Meslek liseleri bile bu maskeyi e, ya da buna bağlı işte bir takım kıyafetleri ve işte kolonya sektörü ya da e, kozmetik sektörü de hem dezenfektan hem de üretim hatlarını e, kolonyaya açmaya başlayınca birkaç aylık periyot içinde e, piyasada bu ürünler bulunabilir hale geldi ve fiyat dengelendi. <laughs> Sonraki aşamasında üretim devam etti, ihracat pazarları açıldı. Hatta öyle ki tekstilciler şöyle anlattı meseleyi. Eskiden arayıp işte elinde lastik var mı, bez var mı e, ve bu ürünlerin fiyatı nedir diye arayanlar elinde kaç tane lastik var? Fiyat bile sormuyor abi artık. Yani elindekini bize gönder hemen e, demeye getiriyor diye e, süreci özetliyorlardı. Yani önce bir doygunluk, e, önce bir yokluk süreci, pahalılık süreci, ardından bir denge süreci, üretim dengesinin nitelendirildiği alanlarda geçiş süreci ve ardından da her hatta üretimin devam etmesiyle işte ne bileyim Kolonya'da artık yüzde seksenlere varan indirimler maskeyi işte bir paket alıyorsun bir paketle yanına hediye veriyor ya da Kolonya ile birlikte ıslak mendiliyle bir takım halinde sana armağan ediyor ne nasıl sağladın bunu üretimle sağladın 50 liraya pandeminin başında aldığın e, diyelim ki bir e, hijyen seti e, bugün e, neredeyse 10 liralara kadar düşmüş halde gibi e, düşünün ve yeniden para basmaya gerek kalmadan üretimle maskeye karşı, kolonyaya karşı o hijyen setine karşı paran e, değerlenmiş hale geliyor. İşte üretimden gelen güç dediğimiz mesele bu. Yeniden yani ekono iyi bir ekonominin yönetimini yeniden para yani yeniden para basmama gibi bir kavram olmuyor elbette. Enflasyonun %5'i oranında her yıl bir para basınma mekanizması kabul edilebilir bir hat burada. E, ekonomik denge açısından söylüyorum. E, bunun üzerinde para basmadan e, nasıl hayata karşı değer kazanacaksın? Aldığın ürünlere karşı değer kazanacaksın, işte üretimle kazanacaksın. Bunun örneklemesi için uçan yumurta manşeti bize bir kez daha üretimin ne kadar Önemli olduğunu gözlemliyor Maliyetler arttı deniyor Tanesi 1 TL olmalı Demiş burada da Yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı'nın açıklamasına Yer veriyor gazete Ticaret Bakanlığı son dönemde Fahiş fiyat artışlarına karşı Sıkı bir takip uyguluyor Fiyatı aşırı artan ürünlerin Başında yumurta geliyor Bir yılda neredeyse %100'e yakın artan yumurta Hem vatandaşı hem de otel ve restoranları zorluyor, üreticiler, ambalaj, nakliye, elektrik ve yem fiyatlarında büyük yükseliş yaşandı diyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, geçen yıl restoran ve otellerin kapalı olmasının tüketimi azalttığını, fiyatlarında aşağı düştüğünü söyledi. Afyon, tüketimin artmasıyla birlikte üretimin de normal seviyelere geldiğini belirtti. Afyon, üretici hala maliyetin altında satıyor, yumurtanın 1 TL olması gerekiyor diye de meseleyi özetlemiş. İşte bizim merceğimizden de bir üretim ekonomisi modeline yönelik örneği vermemize neden oldu. bu başlık ve manşet bir kez daha efendim. Merkel'den sonra hangisi denilmiş? Almanya'yı 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerin heyecanı sardı. Herkes 16 yıldır başbakanlık yapan Merkel'in koltuğuna kimin oturacağını merak ediyor demiş. Son yapılan anketlerden Olaf Schultz'un partisi SPD %26 oy oranıyla birinci çıkmış. Yeşiller Annalena Berbuk'a aday göstermiş ve Yeşillerin oy oranı ise %18 civarındaymış. %19-20 oy alması beklenen Merkel'in partisi CDU-CSU'da Türk Armin yani Armin Laşet'i aday gösterdi. Türk dostu olarak da bilinen bir isimdi. E ama seçimlerdeki genel tablo şu anda işte anketlere e böyle e yansıyor efendim. Sıradaki gazetemiz Milliyet Olacak Lastik Bent Operasyonu diye bir manşete yer vermiş. Kurumaya yüz tutan gölleri kurtarmak için harekete geçen desteği Bafa Gölü'ne şişme bent ile hayat verdi deniliyor. Eridire. 67 milyon metreküp su göllerin çoğunluğunda su miktarında düşüş tespit eden DSE'yi Mucur Seyfe, Sultan Sazlığı, Bafa Gölü, Avlan Gölü, Sera Gölü, Gölcük Gölü ve Marmara Gölü'nün kurtulması için hummalı çalışma yürütüyor. DSE'yi göller raporuna göre Eridir Gölü'ne yılanlı deresinden yıllık 67 milyon metreküplük su takviyesi yapıldı. Raporda Türkiye'de ilk kez şişme savak yani havayla şişirilen lastik bent uygulanarak Bafa Gölü'ne can suyu verildiği hatırlatıldı. Raporda Büyük Menderes Nehri'nin suyundan fazla olduğu dönemde şişme savakla fazla suyun Bafa Gölü'ne aktarıldığı kapalı su kanalının da gölü ayakta tuttuğu belirtildi diye ifade ediliyor. Son dönemlerde özellikle göllerdeki çekilme kuruma ilişkin çok sayıda fotoğraf varken buna yönelik ne iş yapılıyor? Diye de bir haber vardı. Efendim Luna Park'ta Taliban işgali diyecek kadar da e, emperyalist kalemler var işte. E, o da milliyetin birinci sayfasının ne işgali? Taliban'ın memleketi orası zaten. Orada Amerikan, e, Amerikalılar işgalciydi arkadaşlar. Yani hakikaten artık e, işi çığırından çıkartıyorsunuz. Özellikle öyle. Yani ha bunlar e, Afganistan'daki Taliban meselesinde Amerika ile ilgili kafası karışık değil. Türkiye'deki meselede de kafası karışık kalem bunlar. Yani Türkiye'de de Amerika, emperyalizm bir alt yaptım onların yanında. Yani çünkü e, medya dünyasında öyle tipler vardı ki sadece güce taparlar. ya O güce tapanların e, manşetleridir. Luna Park'ta Taliban işgali diye, e, Luna Park'ta işte bir silahlı e, bir e, herhalde e, çarpışan arabaya binen Taliban görüntüsü üzerinden işte alaylı bir başlığı falan tercih etmiş. Bir yandan da e, Afgan e, kızlarının e, yoksulluğunu belki de, Fotoğraflayan işte Amerika'nın getirdiği aslında esaslı fotoğraf o. Afganistan'a o hale Af Amerika getirdi. Bunu çıkıp söyleyemiyorsanız e, bu çok büyük bir alçaklık oluyor haliyle. Sabah gazetesi 33 yıllık çığlık e, neredesin anne? Adı Vedat iki e, 2,5 yaşındayken ablasıyla İzmir'de cami avlusuna bırakıldı yurttan Almanya'ya evlatlık giden Vedat şimdi gerçek annesinin izini sürüyor diye bir hikayeye yer vermiş. Mücadelemiz herkesin refahı için dünkü işçi buluşması Cumhurbaşkanı'nın buna ilişkin başlıkta yer alıyor gazetede efendim. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Güle oynaya casusluk demiş. Kritik savunma projeleriyle ilgili bilgileri yabancılara pazarlayan çetenin iki asker üyesi vatana ihanet suçu olan casusluğu rutin bir işmiş gibi dalga geçerek karşılıklı esprilerle yapmış diyerek buradaki yazışmalara yer veriyor. Mesela bu yazışma neymiş bakalım. E, ikilinin pes dedirten diyalogları bu şekilde devam etmiş. Örneğin İbrahim Altın efendim gizli bilgi kusura bakmayın daha oy tip elimize geçmedi. CD ile göndereceklermiş öğrenince size rapor ederim. Murat Ali Çömez tamam gizli gizli bilgidir. E, gizli gizli bildir bana e, demiş. E, İbrahim e, Altın efendim o iş bende şeklinde. E, işte cehaletin, emperyalizmin uşaklığının. ...sonuçlarını böyle rezil olan başlıklı. Yani az önce o Taliban manşetlerini falan atanlar da birkaç yıl sonra pişman olacak. Tıpkı burada bu hainliği, alçaklığı dalga geçer gibi yapanlar gibi bunu da belirtelim. Sözcü gazetesine bakıyoruz. İmamoğlu'na karşı paralel belediye demiş. Seçildiği ilk günden beri iktidarın çelmesiyle karşılaşıyor... İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemeyen iktidar İBB Başkanı İmamoğlu'nu yıpratmak için paralel metro hattı kuruyor. Paralel ulaşım kartı hazırlıyor demiş. Son dönemde U ve M tartışması vardı biliyorsunuz. Buna da karşı çok ciddi bir cephe aldık biliyorsunuz. Böyle U ile M ile falan bu işler olmaz. Mesele İstanbul'a hizmet olsun. Dolayısıyla burada Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aklı selim bir projeksiyona davet etmiştik. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'yi başarısız göstermek için gelirlerine el koyan, topladığı yardımları blok eden iktidarın atakları bitmiyor. Son planı belediye meclisinin İyi Partili üyesi İbrahim Özkan dile getirdi. Ulaşımdaki paralel yapılanmaya dikkat çekti diyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metronun logosunu U olarak değiştirdiğini hatırlatan Özkan şöyle konuştu. İBB'nin metro aşesine alternatif u şirketini kurmayı ve ulaşımda İBB'nin İstanbul kartına karşı Türkiye kartı getirmeyi planlıyorlar e, demiş. Yani Türkiye kart sadece bugün değil birkaç yılın projesi ama e, şey doğru yani böyle bir U mu olsun M mu olsun e, buradaki bir e, tartışma söz konusu. Şimdi... İstanbul Büyükşehir'i nasıl kaybettiğini mevcut iktidarın gözlemlediğinizde bu ve benzeri bir inatla kaybettiler. Yani ilk seçimde kafa kafaya Ekrem İmamoğlu öndeydi, İstanbul'u almıştı. Hadi seçimi yenilediler. Millet de buradaki süreçten rahatsızlığını gösterdi, sandığa gitti. Açık ara bu sefer İstanbul'da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. Bu inatlarla da bu işi ikiye katlarsınız yani. Ya bu iş böyle inatlarla hele hele içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda mevcut iktidarı özellikle ekonomik açıdan duyulan öfke e, kaçınılmaz. Yani bunu çiftçisiyle, işçisiyle, memuruyla e, işte yumurtanın e, bilmem kaç lira oluşuyla, ekmeğin fiyatının bilmem kaç kuruş artmasıyla, enflasyonun boğazımıza kadar dizdiği lokmalarla e, duyulanda öfke olduğu dönemlerde bu inatlaşma, bu kamplaşma mevcut iktidara kaybettirir. Ha, bu bu kadar açık. Ha İstanbul'un metrosu, metrobüsü vesaire projeksiyonuyla da ilgili e, kusura bakmasın mevcut yönetim vizyonsuz. Yani geçtiğimiz e, günlerde tabelaları okuyorum İstanbul'a şu kadar metrobüs getireceğiz. Bilmem kaç tane sayısı 200'e yakın yani hatırlamıyorum şu an. E arkadaş sen yıllarca o metrobüs hattını eleştirdin. Böyle metrobüs attım olur, böyle bilmem ne olur. E şimdi bilmem kaç tane metrobüs getirmekle övünüyorsun. Yani vizyonsuzluğun boyutu da bu. Ha böyle giderse sen orada 10 defa daha seçim kazanırsın. O işin başka tarafı. Ama geldiğinde de e, sorunu eleştirdiğin soruna sadece katkı yapacak bir perspektif ortaya koyuyorsun. Niye raylı sistem yapmadın metrobüsü? Niye kazmayı vurmadın? Mesela pandemi dönemi bir avantajdı bütün bu süreçler için. Dolayısıyla buralarda da e, meseleyi iyi değerlendiremediğini gözlemliyorum. Ha bu inatlaşma Ekrem İmamoğlu'na kazandırır. Yani geçtiğimiz deneyim çok açık ve net. Yani orada yüzde %55 55'te geldiyse bu sefer 65'te gelir. Daha da çıkara gelir. Yani ...sen e, farklı bir sistem kurmaya çalış bilmem ne olsun... ...onun önünü kesmeye çalış bankasına bloke ettir falan filan... Ya ...bu işler olmaz, bu işleri millet görür okur... ...ve sonucunu da sandıkta hesabını sorar. Ama e, hizmet odaklı meseleye bakarsan... ...o zaman da kazanan taraf sen olursun mutlaka... ...onu görmesi gerekiyor. Ha %65 ile gelse İstanbul'un metrobüsünün... ...bir e, metroya dönüşmesi, raylı sisteme dönüşme e, ihtimali var mı... Yani şu anda böyle bir iz ya da izlenim ben göremiyorum ama çözüm o mu kesinlikle odur diye de ifade etmek gerekiyor efendim. Ee, bunu da e, geçelim. Cumhuriyet gazetesi AKP'nin yaptığı halk düşmanlığı diyor. Yurt dışından sağladıkları kredileri saraya takılan CHP'li büyükşehir belediyeleri isyanda diyor. Muğla 8 aydır bekliyor İzmir'e 7 aydır onay yok İstanbul'a 9 ay oldu diyor iki gazetenin özellikle belediye merkezli bir habere manşet yapması da dikkatimi çekti. Hemen ayrıntısını okuyalım Cumhuriyet'ten de. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gül'ün su ve enerji projeleri için Fransız Kalkınma Ajansı ile 230 milyon avroluk anlaşma sağlandığını belirterek 7-8 aydır Cumhurbaşkanı'ndan onay çıkmadı. Ne yazık ki İller Bankası da büyük ayrımcılık yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de depremde hasar gören 5800 yapı için Dünya Bankası'yla varılan 340 milyon dolarlık kredi mutabakatının 7 aydır onaylanmamasından dertli. Ve son e, haber bu konuya ilişkin İstanbul'a 9 ay oldu demiş İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı 300 otobüs alımıyla ilgili 900 milyon avroluk kredinin 9 aydır 10 ay beklediğini ifade ederek dış borç stoku gerekçesine verilmiyor ama saray yaptırırken dış borç yok şeklinde tepkisini ortaya koymuş. Yani sözcünün verdiği İstanbul merkezli haberi İzmir ve Muğla eksenli de bir çerçeve çizmiş. Ya buralardaki inatlaşmayı yurttaş fark ederse dediğimiz gibi bedelini ağır şekilde soruyor zaten sandıkta. Yani kafa kafaya İstanbul'u kaybetmiştiniz. Al sana çıkara kaybet diyor. Ya yani bu inatlaşmanın kimseye bir faydası yok. Hizmetin ötesinde bu millete yapılacak da başka bir proje olmamalı diye de ifade edelim. Ya yani bu ama belediyeler için de geçerli. Onlar da hizmetten vazgeçmesinler. Akşam gazetesi öğrenciye bu kadar da öğrenciyi bu kadar da sömürmeyin demiş. Komisyon isteyen ev sahibi bile var. Komisyon isteyen ev sahibi bile var demiş. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması vurguna döndü. Düzce'de bazı ev sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip komisyon aldıkları ortaya çıktı. Ee, öğrenciye kiralıkta yüzde 34 artış kiracılar e, meselesini dün meseleyi e, ayrıntılandırmıştık. 10 liralık afişte vurgun dernek başkanı Ömer Kaya kapıcı inşaatçı bakkal emlakçı olmuş 10 liralık afişlerle 2 lira peşin 2 depozito e, bir emlakçı bedeli istiyorlar. Ve İstanbul'daki işte tabloda e, da yaşanan sıkıntıda yer alıyor haberde. Türkiye gazetesine bakıyoruz. Bu işte bir terslik var diyor. İş e, çok ancak çalışan yok. İşverenler gençler üretimden kaçıyor. Eleman bulamıyoruz diye yakınıyor. İş aranlar, asgari ücret veriyorlar. Köle gibi çalıştırıyorlar diye karşılık veriyor. İki taraf da haklı. Ama işveren tarafı burada sorunu çözmekle yükümlü taraftır. Çünkü oturduğu koltuk ya da koltuklar ağlama koltukları değil. Ya yani buradan bir temeli e, özellikle e, çizelim. Gençler üretimden kaçıyor, eleman bulamıyoruz. Ee, yani bu biraz tartışmalı çünkü kurumsal işyerlerinin bile e, iş ilanları problemli. Ne aradıklarını bilmiyorlar. Yani hangi başlık olursa olsun bir de modern deyimlerle e, işte kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, e, ne bileyim, e, bilmem ne mühendisi falan diye bir takım ilanlar görüyorsunuz. E, adam bakıyor, içeriye bir giriyorsun. E, bu konuda, bu alanda pazarlamada da çalışacak e, kişi. Ya pazarlama hattı ile bu alanlar farklı alanlar. Ha pazarlamayla entegre çalışabilirler ama pazarlama hattı, kurumsal e, kimlik kazandırma e, hattı, prestij hattı ve e, kurumsal iletişimin sağlayacağı vizyonerlik hattı bambaşka işler. Ha bu dördü entegre çalışabilir ama buradaki sistem ee, ...de bir problem var. Yani iş arayan da ne aradığını çok bilmiyor. Her şeyi e, en nihayetinde satışa, pazarlamaya getirecek bir dayatmayla karşı karşıya. Halbuki bu işin uzmanı var, bu işin perde arkasını oluşturanı var... ...bu işin üretim hattıyla ilgili sorumlu olanı var, varolu var vesaire. Böyle bir e, çerçeve söz konusu. Ama burada e, işverenler daha iyi danışmanlıklar alsınlar. Daha iyi e, kalifiye ve sorunu çözebilecek. Mesela sorun çözme... Gibi bilimler oluşturulmalı bence Bu meselelere gerçekten karşılık versinler Gerçekten şeylere gidiyorsunuz Komik komik paralar veriyorlar Çok doğru ya Asgari ücret 3-400 Adama şey 3-300 mesela işte Aile ve çocuk varsa Adam 3-600 veriyor ya Yani şimdi burada da bir gariplik yok mu sizce Adam mühendis olmuş bilmem ne olmuş Bunda da bir başvuru kriteri Sadece asgari ücrette temellendiriliyor yani e, buralardaki sıkıntıyı aşma konusunda e, sektör temsilcilerinin bir etik değerler çizelgesi bence oluşturması gerekiyor. Kurumsal kimlik e, de biraz bunu e, getiriyor. Bunu da ifade edelim. Türkiye'den sonra yeni çağ esnaf, bitik ve borçlu halksa dertle dolu demiş Akşener'in ziyaretinden bir başlığı yansıtmış Karar gazetesi işçinin emeklinin maaşı katlandı Erdoğan'dan tartışılacak. Açıklamalar dünkü e, toplantıdan notlar. Bir gün gazetesi çürük düzen dikiş tutmaz. 10 gün içinde 3 kez genel müdürü değişen TCDD liyakatsız atamalarla dolu bürokrasideki çürümeye ayna tuttu. Rejimin her kademesinde bir çökme var diye de e, başlık ve manşetini ayrıntılandırmış. Özellikle yurttaş ekonomik kıskacındayken bu tip haberlerin tepki e, doğurduğu e, yurttaşın öfkesine daha da e, körüklediğini buradan unutmadan hatırlatmak gerekiyor. Mevcut iktidar ona göre bir konum almalı. on maaşlar, bilmem neler, liyakatsız atamalar e, burada sıkıntıyı da doğuruyor. Galiba reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Müzik Efendim ekonomi bölümüyle karşınızdayız. Uluslararası finans piyasaları uzmanı Doktor Seyfi Akil e, stüdyomuzda. E, Seyfi Hocam günaydınlar. Sabahın böyle ilk göze çarpan ekonomideki başlığı Merkez Bankası'nın e, 200 bas puanlık yabancı para zorunlu karşılık oranlarını ...arttırmasına ilişkin bir bilgi paylaşıldı. Ayrıntı şöyle geldi. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 bas puan arttırdı. Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı %23'e yükseldi. Bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise %17 oldu. Buna ilişkin yorumlarını alacağım ama istersen önce bu zorunlu karşılık oranı ne demek... Bir onu bilgilendirelim değerli dinleyicilerimize. Üzerinde senin burada çarpıcı tespitlerin var. Dinleyelim. Günaydın Can Bey. İyi Günaydın yayınlar diliyorum. Tabii zorunlu karşılık oranı dediğimiz olay şudur. Bankaların merkez bankasının kasasında tutmak zorunlu olduğu para miktarıdır. Bu %10'dan başlar limit. Bunun artırılması ya da azaltılması tamamen merkez bankasının takdirine bırakılmıştır. Burada zorunlu karşılık oranlarının artırılması ya da azaltılması ne demektir? Finansal piyasaları ve para piyasaları nasıl etkiler? Biraz onu konuşmak lazım. Ha, bu döviz so stoku denilen e, kalemde de yer alır mı? Yani merkezin içinde e, şu kadar döviz var. Bu. O bir şeyde görürsünüz. Yani döviz rezervlerinde görürsünüz, ha. döviz hesapları bölümünde. Buradan şu vardır: Bankaların tutmak zorunda olduğu TL'ler ve evet. bankaların tutmak zorunda olduğu dö döviz, döviz rezervleri. Bunları ayrı ayrı hesaplarda incelersin ama Merkez Bankası bilançolarında döviz rezervleri, rezervler konu başlığı altında bu kalemleri görürsünüz. Ne kadarlık rezervler var, ne kadarı dövizi, ne kadarı TL mevduatı bunlar ayrı ayrı bilançolarda verildi. Burada konuşacağımız zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ya da artırılması para piyasalarını nasıl etkiliyor? Bunun üzerinde duralım. Sonra da bu Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ki 23'ünde de biliyorsunuz faiz toplantısı var hmm. Merkez Bankası'nın. Bunun işaretleri neler olabilir? Dilerseniz bunun Ona üzerine bakalım. biraz yorum yapalım. Mesela bu yapalım. karar faize ilişkin bir işaret verir mi? Şimdi burada iki tane temel husus var. Birincisi daha önceki yayınlarda da bunu dile getirdik. Bana sorsanız şu anda başına gelmesini istemediğin en kötü olay nedir deseniz gözüm kapalı derim ki Merkez Bankası Başkanı'nın yerinde olmak. Çünkü piyasalar daha şimdiden yani bir hafta olmasına rağmen çok öncesinden olası bir faiz düşüklüğüne karşı fiyatları belirlemeye başladı bile. Rahatsızlıklarını dile getirdi. Üç tane husus var. Bir, Merkez Bankası ya her şeyi göze alıp faizleri indirecek. İki, hiçbir şeye dokunmadan bu toplantıda da yine bay geçecek. Üçüncüsü ya ben de ben bir ay daha görev yapayım toplansın yani Sonuncusu da sonuncusu da e, siyasi baskılara boyun eğmeyip ekonominin tırnak içinde söyleyeyim istediğine göre faizleri bir tık daha yukarı çıkmak. Her biri de kendi içerisinde risk barındırıyor. Faizlerin düşürülmesi demek buradan zorunlu karşılık oranına geçeceğim müsaade ederseniz. E, faizlerin düşürülmesi demek gerçekleşen enflasyonla reel faiz arasındaki farkın açılması. Dolayısıyla ilerleyen süreçlerde döviz kurunda bir baskılama, sıcak para ihtiyacının artması ve negatif reel faize tekrar dönüş arasında sıkışan bir merkez bankası göreceğiz. Bunu destekleyebilmeniz için arkanızda bir dayınızın olması lazım. Buradaki dayıdan kastettiğim nedir? Merkez bankası. Merkez bankasının gücü nerededir? Rezervlerindedir. O zaman dayı merkez arttıracak mı arttırmayacak mı? <laughs> Ona <bak gülüyor> o güzelce. zaman buradan kafadan gitti. Doğru. Emperyalizmin dayısı merkez bankası oluyor tabii ya doğal Buradan tabii küresel şeye de geçeriz. İkincisi sabit bırakma. Merkez bankası stabil davranıp her şeyi kulağını kapatacak. Ben yoluma gideceğim kardeşim. Ya böyle gazete küpürlerinde faiz işte yükseldi enflasyonun sebebidir diye böyle ipe sapa gelmez açıklamalarla olmuyormuş demek ki bu iş sabit bırakacak, yoluna bu şekilde devam edecek. Bu da ne kadar sürdürülebilir, e, finansal piyasalardaki fiyatlamaları ne kadar etkiler? Bunu da zaten ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Çünkü karşınızda bir de ABD'nin tahvil faiz oranları var. Karşınızda Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım politikalarını genişletmesi var. Karşınızda Fed'in her ne kadar belirsizliğini korumuş olsa da 2008'den beri bu yana devam eden varlık artışlarını daraltıp piyasadan döviz yani e, doları çekme gibi bir riskle karşı karşıyasınız. Böyle bir durumda da yine sermaye akımı çıkışına karşılaşacaksınız. Bu da Türkiye'yi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Öyle 3-5 tane ülkeyle swap anlaşması imzalamayla kurtulamaz. Bu ikinci. Onlar pansuman çözümler. Ya bunlar geçici e, durumlar. Üçüncüsü de siyasal baskıya boyun eğip faiz oranlarını yükseltecek Yükseltebilir. Alacağı takdir kendisinindir Tabi burada bir yönlendirme yapmak doğru olmaz. E, yükselterek borçlanma maliyetine katlanmak zorunda kalacak. Bu birincisi. Ödeyeceği faiz miktarını e, artıracak. Bu ikincisi. Üçüncüsü biz her ne kadar konuşmasak da politika faizi dışında bir de Merkez Bankası'nın piyasadan ödünç aldığı fonlar var. Bu da muhtemeldir ki ne artırır artırmaz bilmiyoruz tabii bunu yaşayıp göreceğiz ancak örtülü faiz oranları ile beraber yine rezervleri artan dövizi baskılamak için kullanabilir. Bu da 3. seçenek olarak Merkez Bankası'nın önünde duran tercih eee tercih 23 ayın 23'ünde toplanacak faiz kararında göreceğiz. Zorunlu karşılık oranlarına geldiğimizde de şudur. piyasadaki likide göre zorunlu karşılık oranlarını artırırsınız ya da azaltırsınız. Nasıl etkiler? Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi demek bankaların piyasaya vereceği kredi miktarını azaltmanız anlamına gelir. Dolayısıyla bu kararda şeyden bağımsız konuşalım, faizlerden bağımsız konuşalım. Zorunlu karşılık oranını artırdığınızda şöyle bir matematik yapalım. Bankanın 100 lirası var. Merkez Bankası diyor ki bana 30 lirasını ayır. O o ona dokunma geriye kalan 70'ini kullanabilirsin diyor. Nasıl kullanıyor mevduat bankalar ya da ticari bankalar? Size, bana, üretici, tüketici kredi vererek. Bu kredinin üzerinden de faiz geliri elde ediyor. Dolayısıyla kredi verdiğinizde piyasadaki likit genişleyecek, tüketime harcanacak, tüketim artmaya başladıkça fiyatlar genel düzey artacak. Dolayısıyla orta ve uzun vadede enflasyonist bir ortamla karşılaşacaksınız. Zorunlu karşılık oranları düşürdüğünüzde sıkıntı bu yükselttiğinizde 30 liradan 40 liraya çıkardığınızda bu sefer piyasaya 70 lira vermek yerine 60 lira verecek. Piyasadaki likidi kısacak. Dolayısıyla teorik olarak söyleyeyim, pratikte bu belki mümkün olmayabilir ama teorik olarak da enflasyonla para araçları para akları mekanizmaları kullanarak mücadele edebilirsin. İki tane temel husus çıktı karşımıza. Bir alınan karar ya piyasadaki likidi kontrol, kontrol etmek adına enflasyonist baskıyı önlemek ki Sayın Başkanın bir açıklaması vardı. Çekirdek enflasyona odaklanacağız diye. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dünyada kaç tane ülke var çekirdek enflasyonla uğraşan? Bunun da sıkıntılarını konuşabiliriz ilerleyen dakikalarda. Birincisi likidi kontrol etmek. Bu şeyden dolayı alınmış olabilir. Faizler ikincisi de faizlerin değişebilme olasılığı karşısında artan ya da artacak olan dövizi baskılamak için ön hazırlık olarak değerlendirilebilir. Her iki koşulda da bir döviz kuruş artışı bekliyor muyuz peki bu dönemde? Yapayım? Dövizin artma olasılığı düşme olasılığından daha fazla. He böyle bir temelle. Çünkü biz e, ithalat yani artık... bu o şey e, karşılık oranlarının artışı buna <laughs> dair bir önlem bir şey gibi de ya düşünülebilir. Yatacağım o, o o şekilde de olabilir. Yani elinde tuttuğun para miktarını artırıyorsun döviz yani. cinsinden. Ama tabii bu ne kadar yararlı, ne kadar yararlı olur, olur? Ne kadar isabetli bakacağız. olur ya da ne kadar kalıcı olur? Bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz ama yine söylüyorum bunun kalıcı olabilmesi için Merkez Bankası'nın rezerv oranlarının güçlü olması lazım. Eğer rezervleriniz güçlü değilse, yani kasanızda çok fazla para yoksa Can Bey, bu aldığınız ya da alacağınız önlemlerde uzun vadeli olmayacaktır. Başka sistemleri, başka önlemleri de arka arkaya almak durumunda kalabilirsiniz. Evet, içeriden mi devam edelim hocam yine e, gıda fiyatları var gündemimizde ve e, şey e, kamu borçluluğunun artışı. Uluslararası fiyat... E, kamu final... borçluluğunun artışı bu. Işte, e, az önce bahsettiğim borçluluk rasyosuyla da e, entegre için istersen o başlıkla e, sürdürelim. <laughs> e, Türkiye kamu borçluluğu ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 41.6'sına çıktı. Şimdi böyle şöyle bir şehir efsanesi türemişti. Kamunun borcu e, daha önceki yıllara göre azaldığı iddiası vardı çünkü özelleştirmeler orada devredeydi. Yani özelleştirdikçe kamudan çıkarttıkça dolayısıyla o kamunun borcu olmuyormuş gibi gözüküyor ama uluslararası literatürde bildiğimiz bir gerçek var. Özel sektörün borcu da bir vatandaşın borcu da Türkiye'nin borcu gözükür. Yani nihayetinde evet. hani böyle bir denklem var ama şimdi bu verdiğimiz verim Uluslararası e, Finans Enstitüleri'nin verilerine göre ee, küresel ülke borçlukları 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde rekor seviyeye <laughs> yükseldi. Ee, ve burada Türkiye kamu borçluluğunda ikinci çeyrekte yani e, Mart, Nisan, Mayıs e, dönemi kastediliyor burada. E, pardon Nisan, Nisan, Mayıs, Haziran, Mayıs, Haziran. E, dönemi ka, e, ka, bahsediliyor burada. Gayri safi yurt içi hasılının %41.6'sına dayanmış durumda Eminim ki bu yıl sonu %50'leri geçecek. Daha da artabilir. Zaten Maastricht kriterine göre de %60 baraj. Baraj, tabii. E biz de zaten yaklaşmışız. Ya barajı zaten yani baraja <laughs> doğru hızla gidiyoruz. Emin işte. adımlarla gidiyoruz. <laughs> Ama onun dışında yurt içi gelirine baktığınızda yani gayri sahibi yurt içi hasılanın borçluluk oranlarına baktığınızda bu da %50'nin üzerinde. Şimdi nasıl oldu da bu yükseldi? İsterseniz biraz onun... Finansal arka bahçesini bir anlatalım müsaade Doğru. ederseniz. Şimdi bizde genel kural şudur, şuydu 80'e kadar. Kamunun daha ağırlıklı olduğu bir ekonomi modeli vardı. 89'dan itibaren yani o Türk lirasının konvertibil olmasıyla beraber sermaye dolaşımının tam hareketliliğinin hayata geçmesiyle beraber bizim yörüngede şaşmaya başladı. O günden itibaren de genelde <laughs> yapılan şuydu. Özelleştirme mantığına birlikte kamuya ait olan işletmelerin özel firmalara özelleştirme adı altında satılması. Dolayısıyla resmi bu yönden baktığımızda kamu'nun borcu azalmaya başladı. Ama dikkat edin nereye gitti bu borçlar? Özel sektörün üzerine gitti. 2020 yılında yuvarlayarak bir rakam söyleyeyim canım bir 220 milyar TL özel firmaların borçları vardı. 2021 yılını geldiğimizde yani geçen ayın verilerine göre söyleyeyim ben size yaklaşık 170 milyar dolara indi borçluluk. Şimdi şu soruyu sorayım. Arada geçen bir senede Can Bey üretim oldu mu? Ben hatırlamıyorum. Olmadı. Yani olduysa sınırız. Oldu diyen varsa şeyde yayınımıza bağlansın diye. Üretim olmadı. İstihdam yok. İhracat zaten salgınla beraber neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'nin gelir elde edebileceği bütün kanallar bu salgınla beraber ciddi anlamda darbe oldu. O zaman bu özel sektörün 220 milyarı aşan borcu nasıl oldu da 170 milyara kadar indi? Nasıl yani oldu hocam? Yani üretim mi yapıldı? Yapıldı mı hocam? Yapılmadı. Bak nasıl oldu biliyor musun? Ben Buyurun size hocam. söyleyeyim. Ee, hazine, biraz dolan başlı olacak şimdi ama dikkat buyurun lütfen. <laughs> affedersiniz. Buyurun hocam. Ee, hazinenin çıkarmış olduğu tahvilleri özel sektör aldı. He. Nasıl aldı özel sektör? Bak arka bahçeye bakın şimdi. İlk başta çok karmaşık gelecek de. Hazine tahvil çıkardı, bono ben çıkardı. Mı? Özel şirketler, özel işletmeler aldı. Dolayısıyla var olan bu borç hazineye aktarıldı. Yani o aradaki 50 milyarlık kayıp var ya, çaktırmadan hazinenin borcu oldu. Hazine kime sattı bunu? Merkez Bankası'na. Dolayısıyla Merkez Bankası, şunu da söyleyelim ama, kendi kuralları içerisinde her ne kadar, bizde 2001 yılında 5.411 sayılı bankacılık kanunu var. Merkez Bankası hazineye kısa vadeli avans veremez. Nokta. Ama ondan sonra yapılan düzenlemede dendi ki Can Bey, Merkez Bankası kendine ait rezervleri kullanarak açık piyasa işlemi yapar. Kimden alıyor bu bonoları, tahvilleri? Hazineden. Ama dikkat edin, döviz cinsi almıyor. TL cinsi alıyor. Şirketler döviz cinsi borcunu hazineye aktarıyor. Hazine buradan aldığı döviz miktarını TL ile Merkez Bankası'na değiştiriyor. Dikkat! Döviz kuru arttığında daha fazla döviz alabilmeniz için ne yapmanız lazım? Daha fazla TL bulundurmanız lazım. Dolayısıyla dövize talebiniz arttıkça bu da sizin ulusal paranızı daha da değersizleştiriyor. Özel şirketlere ait olan bu borçlar tahvil ve bono yani sermaye ve para piyasaları aracılığına hazineye aktarıldı. Ya yani bir şekilde biraz abiyane olacak çok özür dileyeceğim ama hazinenin üzerine yıkıldı. Hazine de ister istemez bu elindeki borçları, borç senetlerini Merkez Bankası'na devretti. Hmm. Bu çark içerisinde Merkez Bankası aslında hazineyi de fonlamış oldu. Yani o 5411 sayılı kanunda açıkça söylen kısa vadeli avans veremezsin mantığı özel şirketlerin... Kulağı böyle tutmadı, şu taraftan bu taraftan geldi. Geldi. tuttu. Ama bir şekilde hazine borçlandırıldı hazine kısa vadeli avans. Bu, bu artışın yerinde. nedeni o mu? Artışın en önemli sebeplerinden birisi de hmm. sonuç olarak söyleyeyim özel kesime bağlı özel kesime ait olan borçluluk oranlarının tahvil ve bono piyasalarına Arka bahçeden dolandırarak hazinenin eline geçmesi. Ee, o zaman şu tespitimiz yerini buluyor. Biz şimdi bu çözümler için ne diyoruz? Üreten Türkiye diyoruz, üretim ekonomisi diyoruz. Bu e, tipte en başta tasarruf olmak üzere e, derhal ve ivedi şekilde bir planlamaya geçilmesini talep ediyoruz. E, burada merkezin faizidir, e, üretim tesislerinin, üretimi arttıracak mekanizmaların harekete geçirilmesidir vesaire. Bir projeksiyon e, sunmaya çalışıyoruz, bir öneri. E, gündeme getiriyoruz ama bu ısrarlı olmuyor. E, ısrarlı olmadığı gibi e, ekonomi politikalarını yöneten e, iktidara o ve onu çevreleyenlerin demek ki öyle bir rant e, süreci var ki bu sistemden bir türlü çıkartmıyorlar ekonomi politikasını. Galiba işte onun sonuçlarından biri bu. Kesinlikle. Bir... Aa, benim borcum da gitti merkezin şey haline geldi. Ya bu benim anlattığım gibi böyle alenen yapılmıyor ama tabii, tabii ben, canım, bir kulak dönüyor anladım yani ya ben mesela ben hani bizi dinleyenlerin izleyenlerin şey. daha net anlayabilmesi için sistem çarkını anlattım Benim anladığım gibi hadi al bende düğümüz yani. var sana vereyim bu senin borcun olmuyor tabii Aynen. ki de. Aynen. Şimdi e, asıl resmi büyük taraftan gördüğümüzde can bey şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İster kabul etsinler ister etmesinler hiç sıkıntı değil ama gerçek olan bu. Günün birisine bizim bu sözlerimizi bayrak gibi taşıyacaklar. İyi dinleyin şimdi. Türkiye kapitalist sistemin ve sermayenin bir çerçevesi konumunda. Ne demek biliyor musunuz? Kapitalist sistemin sermayesi yine boşlandırıldı. Onların ürünlerini üretmek zorunda kaldı. Onların bize sattığı, onların bize yönlendirdiği ürünleri burada fason olarak üreterek tırnak içinde söyleyeyim kendimize bir imalat sanayisi kurduk. Ama Hepsi de sizin de biraz önce e, önemli olarak gördüğüm o imalat dediğin aslında montaj sanayi. Kesinlikle. Yani kapital sistemin sermayesine borçlandırıldık. Onların ürünlerini ürettik. Onların montajını Onların yaptık. Onların montajını yaptık. Sözüm ona geri onları sattık. Ya içeride de sattık parayı onlara Tabii. gönderdik. Yani ya asıl da. kazanan burada sizin üreticiniz yani çiftçisi, kobisi, işletmecisi değil. Asıl kazanan kim biliyor musunuz? Size Aramalı malı veya ham madde satan uluslararası piyasa. Kim onlar? İşte Rockefeller'ler. İşte e, Kapitale kapital ait kimler sistemler. varsa, neler varsa. Evet. E, bu açıdan görürsek aslında <laughs> sistemin de nasıl bu noktaya geldiği... İşlediğini gö gözlemleyebiliriz. E, gıda fiyatlarını geçelim. Bir hürriyetin manşetini de yansıtsınlar yansısınlar o arada ama gıda fiyatlarına ilişkin yeni bir zam dalgası e, kapıda diye bir uyarın var e, evet. hocam. Yani bunlar yetmedi mi hocam? Yok. As az az yani. Bize... Hatırlıyor musunuz? Biz sanırım geçen hafta ya da onun önceki hafta sizinle gıda fiyatları konuşurken şöyle bir ifade kullanmıştık. Hürriyet'in manşetiydi de arkadaşlar dedim. Artan yurt içi fiyatlarını dizginleyebilmek için ithalat bir çözüm değildir. Yani siz habire fiyatlar arttıkça bunun karşında yurt dışından mal alıp frenlemek bir çözüm değil. Sopa gösterdi. Gıda da evet. bazı ürünler, bazı ürünler dinlerdeyse ana madde ana yem yiyip içmemiz gereken neyse o maddelerin tamamının kotası kaldırıldı. Ya bir de o ee, var tabii yüzde sıfırindi geçen sen. Yüzde geçen sen söylemiştin. Çiftçiye de buradan bir de sopa gösterdi. Yani çiftçi diyor ki ben diyor bir dönem e, tarlayı ekip biçmek, sulamak için e, ayda 112 bin TL elektrik faturası ödüyorum. Buna rağmen üretim yapmak arzusundayım. E, diyor ama gel diyor benim sorunlarımı şu e, diyor bak diyor sen diyor madem bu işi yapamıyorsun ben diyor e, şeyleri sıfırlarım al sana oradan da bir sopa. Evet. Haberi gördün mü bilmiyorum hocam uçan e, yumurta. Gezen <laughs> <Ceza> tavuk <laughs> öyle bir arta, şey var. Artı gezen tavuk e, bir de öyle bir şey var yani organik <laughs> yumurta bilmem yani o da ayrı bir tartışma <laughs> yani o fiyatlarda tabii <laughs> alakası yok tabii haberin ama yumurta fiyatları son dönemde tırmanışa geçti. Yumurtanın üretici fiyatı bir yılda 43 kuruştan 80 kuruşa dayandı fahiş artışlar e, takip ediliyor. Bu bugünkü manşet hocam. Yani ben buradan <laughs> o tavuğa çağrıda var bir gezme otur bir yerde. Sen gezdikçe maliyetler artıyor. Keyfekeler işler yapıyor sıkıntı yaratıyorsun bize. Şimdi ilginç hocam e, mesela mesele şu. Ee, Osman Altun bir yumurta tavuk e, üretim ekonomisini anlattığı süreç var. Bir kuşak önce de değerli dinleyicilerimizle paylaştık. Burada e, seninle sohbet ederken de anlatalım e, meseleyi. Osman Hoca diyor ki tavuk diyor, üretici olsun diyor. E, Tavuğun bulunduğu çiftlik de diyor. Merkez Bankası olsun diyor. Çiftlik 100 birim para üretsin. yumurta e, Tavukta 100 tane yumurta üretsin diyor bir ayda. Ne olur diyor bunun fiyatı doğal olarak diyor asparet e, talep dengesine bakarak 1 lira olur diyor bunun fiyatına. Ama sen diyor tavuğa üretim yapabilecek mekanizmalarını arttırırsan ve tavuğa 200 tane yumurta ürettirirsen yani üretim ekonomisinin yolunu açarsan yeniden para basmaya gerek kalmadan diyor tavuğun fiyatı bu sefer ne olur diyor 50 kuruş olur diyor. Senin TL'n diyor dolayısıyla üretimle birlikte diyor yumurtaya karşı değer kazanmış oluyor diyor. E biz bunu işte hayatın içinde de şeyde de gözlemledik. İşte yanımda yok ama şeylerde ha işte Talib'in yüzündeki maske. Ne neydi geçen yıl maske bulamıyorduk. <laughs> i̇şte Seyfi senin var mı tekstilci bir tanıdığın beş tane maske göndersin paket gönderme ya öyle bir iş, değil, iş oldu. Seyfi gönderdi ama Seyfi'nin gö gönderdiği maske oldu tanesi 5 lira 10 lira. Ee, başlarda işte kamuya dağıtmaya çalıştı, dağıtamadı, başaramadı. Neden? Üretimde problem vardı. Ama sonra ne oldu? İç piyasada e, meslek liseleri bile maske üretir hale gelince e, o işte yeniden eski e, marjına geri dönmeye başladı fiyatlar. İşte bugün bir yere giriyorsun hani maske alıyorsun yanına sana hijyen setini armağan ediyor. Neden artık? Üretimle bollaştın. Ve paran yeniden Maskeye karşı, mesafeye karşı, hijyen setine karşı değer kazanmaya başladı. Yani bunun bu kadar okulamaması, bunun bu kadar planlanamaması gerçekten akıl alacak gibi bir şey değil. Hadi yumurtadan e, Osman Altı Hoca'nın tavuk tezinden anlamadın. Ya yaşan hayatın içinde gördük işte. Ya geçen yıl e, pandeminin başında ilk yasak kısıtlama süreçlerinde maske bulamıyordun, pahalıydı bulduğun. E şimdi bir paket alıyorsun abi bir tane daha sana bedava diyor. E neyle sağlıyorsun bunu? İşte üretimle sağlıyorsun. Daha yani bunun da ne var ötesi verisi anlamakta zorlanıyorum. Ama gıda fiyatları gerçekten can yakıyor. Yani bu da e, işin bir başka noktası ki enflasyonda daha yine değerlendirdik yine zirve e, gıda fiyatlarını. Yani 128 tane ülkeden ithalat eden, kendi içerisinde üretmek yerine fiyatları dengeleme politikası olarak sürekli ithal politikasına yönelen, daha da ucunu söyleyeyim. Ya yapmayın, etmeyin. Bak biz bunları üretiyoruz. Dışarıdan almayın diye fikir sunduğumuzda sen karışma param var ki satın alıyorum zihniyetinin aslında bu sonucudur biliyor musunuz? Çıktısıdır. Şimdi yani bir yıl içerisinde siz nasıl yapacaksınız bunları? Bir hedef koyuyorsunuz önünüze. Diyorsunuz ki ben bir yıl sonra örnek veriyorum. Ee, işte yumurta fiyatlarından örnek verelim. İşte 19 TL olan yumurta fiyatını 5 liraya indireceğim. Bir içerisine nasıl indireceksin bunu? Üretebiliyor musun? Üretim alanın var mı? Yok. Üreticiyi destekliyor musun? Yok. Yok. Üreticiden ta ki tüketiciye kadar var e, giden süreçte arada simsarları temizliyor musun? Bakın geçen gün bir açıklama yapmıştı e, Türkiye Mahsul Ofisi. Toprak Toprak Mahsulleri Ofisi TMO, TMO. E, yani isyanlarını duymamak mümkün değil. Hakikaten Biz diyor satın alamıyoruz, bize satmıyorlar. Bizden daha fazla veren aracılara satıyor. Şimdi siz bu dengeyi ortadan kaldıramadığınız sürece, yani birilerine rant sağlamadığınız sürece e bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Ee, şimdi Çin'deki yeni inşaat maliyetlerinin başlangıcı 8 aydır ilk kez düştü. Önemli bir haber ama buna yine birlikte gözlemlediğimiz bir e, istatistik perspektifinde bakalım. Hı, hı Kamucu üretici politika neden önemlidir bu anlaşılsın diye bir kez daha tekrar edelim. IMF raporu vardı hocam. 1800-2020 yılları hı hı. arası. Burada işte borçluluklarla ilgili yıllarca e, bu yani 1800 ile 2020 arasında kaç tane ülke battı çıktı iflas istedi bilmem ne gibi bir takım veriler barındırıyor. 47 ülkenin 22 tanesi e, hala daha e, kendisini e, toparlamış değil. Neden? Bakıyoruz hala emperyalist politikalar uygulanıyor. işte Arjantin'i, Brezilya'sı bilmem nesi falan filan. Yunanistan örneği var. Avrupa ülkelerinden de bu girdabın içinden kurtulamayan Fransa var. Ee, hala bu silkinmeyi e, sürdürüyor. Latin Amerika ülkeleri yine e, bu e, şey borçluluğu tatmış ama onlar da önlem alarak e, evet e, belki çok zengin olmayız ama Kimse de bizi sömürmesin diye, aç kalmayalım diye bir uyguladığı şey programı ortaya çıkartmış. Yani kamusal programları ön plana çıkartmış. Türkiye 6 defa temörüde düşen ülkeler arasında 7.sini şimdi galiba yaşayacağız. Bu listede ilk 5'te yer alıyor. Yani bu borç skalasında ve hala kurtaramıyorsun kendini. Yani işte Arjantin gibi, Brezilya gibisin. Neden? Çünkü hala aynı politikalarda ısrar ediyorsun. Dikkat! 1800'den bugüne kadar Çin ve Japonya. Çin dört defa, Japonya iki defa iflasını istiyor. Ama bugün Asya coğrafyasının iki yükselen ekonomisi olarak gösteriliyor. Ne yaptılar da yükseldiler ve bu borç rasyosundan kurtulup cari fazla veren ülkeler haline geldiler? Kamu yönetimiyle. İşte ona tipik örneklerden biri belki bugün Çin'de yeni inşaat başlangıçları 8 aydır ilk kez düştü. Türkiye'de ne oldu? Kiralar uçtu inşaat sektörüne destek verelim, vergilerini de indirelim. Artık normal sıradan vatandaş evi kiralamasın, inşaat şirketleri öğrencilere kiralasın diye de bir yol açıyoruz. Evet yani sanki bu zamana kadar e, vergi indirimleri yaptıklarımıza doymadık, yetmedi onlar. Bir de şimdi e, bu çıktı başımıza. Kim ödeyecek buradaki vergi kayıplarını? Kim ödeyecek hocam? Ben ödeyeceğim, siz ödeyeceksiniz. Bakın maliye politikasında iki tane temel kavram var. Sizin biraz önce bahsettiğiniz gerçekten çok önemli verilerdir e, uluslararası aylana da. Bu iflasla ilgili. Çünkü konumuzda da uluslararası bir rapordan yola çıkarak çok isabetli bir örnek oldu. Şunu söyleyeyim ben size. Vergi rantı ve vergi sömürüsü diye iki tane kavram vardır maliye politikasında. Ne biliyor musun Bu vergi rantı dediğimiz kavram. İşte bu vergi aflarıyla beraber asıl ödemesi gereken vergiyi ödemeyen taraftır. Kazanç elde edendir. Vergi sömürüsü nedir? İşte bunların ödemediği vergileri benim üzerime yani vatandaşın üzerine sizin üzerinize başkasının üzerine yükleyerek alamadığı vergi tahsilini benden almasıdır. Benden alması. İşte bu da vergide adaletsizliği ortaya çıkarır ki kamu maliyesi anlamında yani maliye politikaları e, esasında bence asıl üzerinde durulması gereken konulardan birisi de sizin bu işaret ettiğiniz vergi politikası e, vergi politikasındaki kamu politikaları değil mi? Bunu da ifade etmek lazım. Ee, sabah saatlerine ilişkin işte ilk verileri gözlemledik, üretim verileri Çin'de ve satışlara baktık. Bunlar reeldir İngiltere... ha bu arada yani söyleyeyim, yani bizdeki gibi, gibi öyle o... nominal rakamlar değil ya. Yani. İngiltere'deki e, özellikle herhalde çekirdekte tüfe rakamları bekleniyor Euro Bölgesi açısından e, ve Türkiye'nin de bütçe e, dengesi e, Ağustos rakamlarını bekliyoruz. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Çok hocam. da fazla bir şey olmayacak ya, ama yarın yarın yansıyanlarını birlikte <laughs> değerlendireceğiz. Ağzına sağlık hocam, görüşmek üzere. görüşmek üzere. Efendim umut yürüyüşünün notlarına bakacağız şimdi. Terör örgütü PKK tarafından kızı daha kaçırıldığı için İzmir'den Ankara'ya umut adını verdiği yürüyüşe başlayan Mehmet Laçin Afyon Karahisar'a ulaştı. Yürüyüşünün ikinci gününde olan Laçin evlat nöbeti tutan annelerden mücadeleye devam etmelerini istedi. İzmir'den Ankara'ya umut yürüyüşünün ikinci gününde olan Mehmet Laçin Afyon Karahisar'a ulaştı. HDP daha kaçırılan evladımı geri ver yazılı tişört giyen Laçin, evlat nöbeti tutan ailelerden nöbete devam etmelerini istedi. HDP'den olan ailelere, e, mücadele devam diyorum. Laçin kızını almaya gittiğinde darp edildiğini anlattı. Kızım lise öğrenciyken, lise son sınıfındayken, HDP tarafından alın alındı. HDP il binasında kızımı buldum. Aradım orada buldum elinde almaya çalıştım ve beni darp ettiler. Evladını geri isteyen baba yürüyüş sonunda hedefinin HDP genel merkezi olduğunu söyledi. Mahkeme kararı da var elimde. Beni darp eden ceza da aldı ve alınan ceza ilk suç olduğu için ertelendi. Ve ondan sonra kızımı ben orada HDP binasına bulduktan sonra tekrar kayboldu. Ben bu mücadeleye devam etmeliyim. Efendim tarihte bugünün notları ve gündemin notlarına bakacağız. Önce tarihte bugün. 916'ya gidiyoruz. İlk son ve muharebesi savaşta ilk tank İngiliz birlikleri tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın son yöresinde kullanıldı. 1916 yılındaki Fransa'da gerçekleşen 1 milyondan fazla zayiatla 1. Dünya Savaşı'nın en büyük çarpışmalarından biri oldu. 1923 Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyük Adada düzenlendi. 100 metre üzerinden yapılan yarışta İtalyan Mai Cimmeri birinci olurken Fenerbahçeli Raşit Bey ikinci Galatasaraylı Nejat Abut da üçüncü olmuş efendim. 1944 2. Dünya Savaşı sırasında Büyük Britanya Savaşı'nın en önemli gününde Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları e, Luftwaffe'ye ait 185 Alman uçağını düşürüyor. 1949'da seçimleri kazanan Konrad Adenauer Batı Almanya'da ilk şansölyesi oluyor. Bu da Almanya'dan yeni seçimlere hazırlanan Almanya'dan tarihteki notlardan biri efendim. Gündeme bakalım. Bugün ajanslar neleri takip, takip edecek, haber merkezleri hangi açıklamalara gözünü çevirecek ona bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6. Anadolu Medya Ödülleri programına katılıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gürcistan ziyareti çerçevesinde temaslarda bulunacak. iki ülkenin Adalet Bakanlıkları arasında ortak mutabakat imzalanacak Tiflis'te. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek e, Diyarbakır'da il değerlendirme, il eğitim değerlendirme toplantısında Mezopotamya İlkokulu açılışına katılacak. Şirinler Anaokulu'yla Veli Gökhan Aydıner, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek. E, herhalde Diyarbakır'a gitmişken de bir Diyarbakır ailelerinin yanına uğrar diye ben de düşünüyorum. Programda gözükmüyor ama e, öyle olacağını tahmin ediyorum. Çünkü oradaki çocuklarımız da yani onların yanında bir eğitim bakanının mesaj vermesi bence önemli. Ve son olarak spor diyeceğiz. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubundaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund'u takımını Vodafone Park'ta konuk edecek. İstanbul'daki müsabaka saat 19:45'te başlayacak. Bu Şampiyonlar Ligi'nin ilk karşılaşması. Borussia Dortmund gerçekten Alman ekolünün yansıtan e, takımlardan e, son yıllarda bir çıkışı var yeniden Alman futbolunun. E, Beşiktaş işte yeni sezon vesaire derken e, bakalım hazırlıklar Sergen Hoca nasıl bir performans sergileyecek önemli sınavlardan bir tanesini de bugün vermiş olacak ama ilk karşılaşmanın Borussia Dortmund olması bir e, talihsizlik belki de hani gerçi hep öyle deriz e, güçsüz diye tak tanımladığımız takımlara da e, bu ilk karşılaşmalarda yenildiğimiz çoktur ama bilmiyorum belki bu sefer kader başka türlü işler onu da göreceğiz efendim. Efendim gazetelerle e, sürdürelim. E, birinci sayfalarındaki diğer e, başlıklara bakarak. Aydınlık sür manşette Dedaş köylünün boğazına yapıştı diyor. Dicle elektrik dağıtım maaşı Şırna Silopi ilçesine bağlı baş verimli mahallesi ve 5 ayrı köyde kolluk kuvvetleri eşliğinde elektrik hatlarını, trafoları ve sayaçları sökmek istedi üstüne üstüne gidiyor orada çiftçinin yani işte buradaki temel sorun bu yani kamu'nun e, denetiminde olan e, kamu'nun sahibi olduğu bir elektrik firması olsa e, orada sorunu çözmeye gider ama şimdi sorunun e, kışkırtılması sanki süreci başladı. Yani sayacını kesiyor, elektriğini kesiyor, e, tarlasına icra gönderiyor. Boğazını sıktıkça sıkıyor. Yani buradan çıkacak isyan olur. Başka bir şey olmaz bölgede. ben yani buradan açıkça uyaralım bir kez daha yetkilileri. Derhal bu elektrik vesaire süreçleri neyse bunları kamulaştırsın ve meseleyi çözsün. Başka türlü çözemezsin. Kışkırtıyor milleti. Yani iş oraya gelmiş. Yani özel sektör şöyle bakıyor. Kardeşim parasını vermiyor. Ben de bunu yapıyorum falan filan. E, yani bu ekonomik sıkıntı, tarla, çiftçi, üretim, üretimin önünün açılmaması, yaşanan sıkıntılar, girdi maliyetleri bir sürü denklemle e, boğuşuyor. Yani bir dönüm arazinin... E, üretim hattında kalması için e, çiftçi 112 bin TL, 112 bin TL elektrik ödemek zorunda bir ayda. E, böyle bir e, yüke kim dayanır? Dolayısıyla burada derhal kamu, yani kamu kendisinin ayağına şuradan sıkıyor. E, bakın ayağına kurşun e, sıkıyor. Yani orada yurttaşı, bir, bir yandan Diyarbakır annesiyle yakaladığımız bir hava var. E, orada devlet, devlet olgusu, e, özellikle işte HDP'li belediyelerin, e, kayyumlara devredilmesiyle devlet aklının, devlet otoritesinin, devlet hakimiyetinin, devlete olan güvenin yansımaya başladığı bir yerde Dicle Elektrik dağıtım Maaşı şey diyor ki ben sana meydan okurum, e, bana parayı ödemezsen elektriğini, sayacını sökerim, tarlana el koyarım, senin canını okurum. E, bir de bilmiyorum yani bunların yöneticisi kim e, böyle e, doğal olarak tabii hukuku kullanarak askeri polisi de oraya çekerek yurttaşla karşı karşıya da geçiriyor. Yani buradaki aklı yani e, devlet erkanlığına bir kez daha ifade edelim bakın kışkırtıyor yurttaşı. Yurttaşı orada bilerek isteyerek kışkırtıyor. Çiftçiyi sokağa dökmeye çalışıyor. Emperyalizmin zaten e, başta ekonomi olmak üzere içeride ayaklandırmaya çalıştığı bir kitle var. E, o kaşınıyor buralarda. Yani daha nasıl anlatayım meseleyi bilmiyorum ki. Yani e, işte özelleştirmedeki kararlı tavrınız böyle sürerse başınıza böyle işler geliyor. Derhal kamulaştırılsın ve oradaki mesele çözülsün. Başka türlü bu iş olmaz bunu daha nasıl anlatacağız bilmiyorum işte eğrisiyle doğrusuyla yansıtmaya çalışıyoruz. Darbe imalı yazışmalar dosyada hemen yanında SEİ bağlantılı Enver Altaylı'nın yargılandığı dava dosyasına damadının darbe girişimini önceden bildiği ortaya çıkan yazışmalar eklendi efendim. Kartal Devler liginde perdeyi açıyor Dortmund rakip yine birinci sayfada MHP'den laiklik çıkışı demiş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli laikliği istismar edenlerin yıkım senaryosu hazırlayanların eline koz verdiğini söyledi. Bahçeli Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırmayız mesajını burada yer veriyor. HDP'ye kapıyı kapatmadı. Rudava konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yeni bir açılım başlatacaklarının işaretini verdi. Davutoğlu HDP ile ittifak sorusuna diyalog ve işbirliği konusunda bütün partilere kapımız açıktır diyor. Ee, Esad'dan hastane ve Soçi vurgusu Suriye'yi normalleştiriyor. Dünkü görüşme kritik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad'ı Kremlin'de ağırladı. Putin, Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'de bulunan yabancı askerlerin Suriye hükümetinin ülke topraklarının tamamına hakim olmasına engel olduğunu söyledi. Beşar Esad ise Soçi ve Astana süreçlerinin Suriye'de hayatın normalleşmesine yardımcı olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. <laughs> Vladimir Putin görüşmede Suriye'nin egemenliğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler onayı olmadan ülkede bulunan yabancı askerler Şam'ın ülkenin tamamına hakim olmasına engel oluşturuyor dedi. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in Esad'a teröristler uzun süredir çok zarar veriyor ve sizin liderlik ettiğiniz Suriye hükümeti bölgelerin %90'ını kontrol ediyor dediği belirtildi. 2015 tarihinden bu yana ilk kez Moskova'ya giden Beşer Esad ise, Soçi ve Astana süreçlerinin de Suriye'de hayatın normale dönmesinde yardımcı olduğunu belirtti. Esad ancak yürütmekte olduğumuz siyasi süreçlerin yaklaşık 3 senedir durmuş olduğunu belirtmek isterim ifadelerini kullandı. Esad, terörün yayılmasını önleme çalışmaları ve insani yardımları sebebiyle Putin'e teşekkür etti. Beşer Esad, Rusya ve Suriye orduları işgal altındaki bölgeleri birlikte özgürleştirdi. Bazı ülkeler tarafından yapılan yaptırımlar insanlık dışıdır ve meşru değildir şeklinde konuştu. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kim bu çılgın paranın sahibi birinci sayfada çılgın sayısal loto 212 milyon liralık rekor ikramiyeyi kazanan e, talihli merak ediliyor. Birinci sayfada Tosuncu'ya hakimden azar demiş Çiftlik Bank üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan Tosuncuk Mehmet Aydın'ın 75 bin yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme başkanı Aydın'a gelir gider tablosunu hazırlayıp hazırlamadığını sormuş Aydın'da ortaokul mezunundan beklenen kadar deyince başkan tepki göstermiş onu köydeki Ahmet dayı da hazırlar dedi e, diyerek tepki göstermiş Aydın. Çiftlik Bank'a milletvekillerinin de para yatırdığını öne sürmüş efendim. Saddam'ın subayı kızını arıyor. Irak ordusundan mağlunen emekli olduktan sonra Eskişehir'e yerleşen eski binbaşı Ali Şalap Al-Abaud'un kızı Seli kayboldu. Aile kızımızı kaçırdı dediği yabancı uyruklu Muhammed Mey'i suçladı. Polis iki kez bu kişinin ifadesini aldı ancak Seli'nin izini bulamadı diye bir habere de yer veriyor. Bahçeli'den layıklık uyarısı yine Hürriyet'in birinci sayfasında yer alan haberlerden. İşte Almanları çıldırtan havalimanı demiş. Berlin Bradenburg Havalimanı'nın inşaatına 2006 yılında başladı. 2011'de açılması planlanıyordu ancak teknik testlerden geçemeyip açılınca e, burası da böyle havada kalmış e, bir habere yer veriyor. Efendim Milliyet Gazetesi'ne bakıyoruz. E, birinci sayfada Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırtmayız. E, özellikle Bahçeli'nin dünkü net çıkışı gıdada ara dönem kaygısı yazın tarla üretimine ara veren sebze meyve fiyatlarından beklenen düşüş yaşanmadı. Bir süre sonra seralarda üretilenler tezgaha inecek ancak geçiş döneminde fiyatlarda artış yaşanabileceği de ifade ediliyormuş efendim. E, burs artık daha önemli. Üniversitelerin bir kısmı açıldı. Bir kısmı ise açılmaya hazırlanırken öğrenciler de yurt ve burs arayışına başladı. Yurt ücretlerinin geçen yıla göre en az %20 kiralarınsa bazı şehirlerde %50'ye yakın oranda artması bursları bu yıl daha önemli hale getirdi. 1500 TL'ye kadar çıkan maddi yardımlar öğrenciler için adeta can suyu oluyor diyor gazete. Sabah gazetesine bakalım şimdi de. Başarılı hakimin son mesajı keşke aşımı olsaydım. Karabük'te infaz hakimi Ekrem Er koronavirüse bağlı kalp krizi geçirerek öldü. Aşı olmayan ve Covid-19 nedeniyle kalp kasında yüksek tutulum olan ikiz çocuk babası hakimin ölümü yargıda üzüntü. Yarattı hakimin vefatından önce bir meslektaşına keşke aşı olsaydım diyerek pişmanlığını dile getirdiği de ifade ediliyor. Biliyorsunuz e, özellikle çeşitli aşıların e, kanda pıhtılaşma yaratıp kalbi zorladığına ilişkin bir takım iddialar vardı. Son araştırmalar COVID'in esasen e, yakalanılmasıyla birlikte kalbi e, çok daha fazla zorladığına ilişkin bir takım verileri ortaya koydu. E, bu da haberde buna ...bağlı olarak değerlendirilebilir. Lüs, lüks tutkunu belediyeye tepki. Bilecik'te belediyeden ihale alan bir firmadan... ...bir buçuk milyonluk lüks VIP minibüsünü kapan... ...belediye başkanı Semih Şahin'e tepkiler sürüyor. Şahin'in VIP minibüsü gelince... ...önceki lüks makam otosunu da... ...CHP'li belediye başkan vekili Semih Tuza tahsis ediyor. çıktı vatandaş lüks tutkunu başkan ekibine öfkeli. Giden geleni, gelen gideni aratan bir sistem. Yani... İşte esasen bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet mevcut iktidar, rant alanları, ekonomideki sıkıntılı noktalar, onlarca kişiye maaş dağıtan sistemler, liyakatsız atamalar bunlarla dolu. Bunları değiştirmesi konusunda iddiası olan muhalefet tarafına da bakıyoruz. Oturdukları koltuklarda bilmem nelerde onlar da aynı işi yapıyor. İşte dolayısıyla bizim derdimiz sistem. Onun için esaslı bir şekilde diyoruz ki meseleler iktidar ya da muhalefet penceresinden değil masaya sorunu koyarak ve bunun çözüm yollarını arayarak bulunur. Dolayısıyla burada esaslı mesele sistemi değiştirecek unsurlara göz çevirmek olmalı. Günlük politikanın getirdiği nefret olgusunun dışında meseleler böyle çözülür diyelim. Yeni Şafak gazetesi asırlık kayıplarımızı telafi ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk işe bağlı işçilerle bir araya geldiği toplantıdan notlar. Afrika ile ticaret uçuşa geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2003'te 5.4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgiyi bu çerçevede verdi. E, milli takımda Kuntz dönemi milli takımın yeni teknik direktörlüğü için Alman teknik adam Stefan Kuntz'la büyük oranda anlaşıldı. Alman U21 takımını çalıştıran bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kuntz'un resmi sözleşme imza atması bekleniyor. Burada tabii yerli ve yani milli takım olunca yerli hoca açıkçası arayışının ön plana çıkması daha çok tercih ediliyordu. Kuntz ismi ya da benzeri bir takım yabancı isimler nasıl gündeme geldi bilmiyorum ama muhtemelen böyle bir tartışmada kendisini gösterecekler efendim. Bir reklam arasına doğru gideceğiz sonrasında devam edeceğiz. Müzik Efendim devam ediyoruz. Sözcü gazetesine bir bakalım. Yunan'ın kaşıntı sezonu başladı. Burnumuzun dibindeki Meis adasında tahrik ediyorlar. Antalya kaşa 2 kilometre mesafede bulunan ve silahsız olması gereken Meis'e Yunan Genelkurmay Başkanı askerlerle çıkıp şov yaptı diyor. Biliyorsunuz özellikle burada ada ve adacıklar sürecine ilişkin kışkırtma süreçleri devam ediyor ama biz Sakarya Meydan Muharebesi de dahil olmak üzere 30 Ağustos'tan beri buradan Yunan hükümetini, iktidarını ve askerlerini uyarıyoruz. Sonunuz kurtuluş mücadelesinin sonu olacaktır mutlaka hiç ondan şüpheniz olmasın bir kez daha bu kışkırtmalara son verme çağrısını gerçekleştirmiş olalım. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Yol su Diyanet diyor. Cumhuriyet gazetesi 7 bakanlığı aşan bütçeye sahip Diyanet 200 idare içinde ilk 3'te yer aldı. Son dönemde yaptığı çıkışlarla eleştirilerin konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi yeniden tartışma konusu. Yani birçok yerde gerçekten ciddi bir ekonomik buhran varken bir her şeyden önce edep olgusu çerçevesinde... Nasıl derler daha bir mütevazılığı öneren dinimizde yani bunların bir israf olduğu da açık ve net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla buradan bu meseleyi de bir kez daha eleştirmiş olalım. Atama değil hesaplaşma, ODTÜ'de çok oy alan değil tarihi geçtikten sonra başvuran adayların atanmasına tepki var diyor. İşte atama süreçleri, liyakatsız atama bir önceki süreçte değindiğimiz meselelerdi. Akşam gazetesine bakalım. Yabancıya ev satışı arttı deniliyor. Bu özellikle riskli gözlemlenen dengelerden bir tanesi. Yabancılar pandemi sonrasında yeniden Türkiye'ye döndü. Ev satışları tarihi zirveye yaklaştı. Ağustos'ta yabancıya yapılan ilk konut satışı 5866 oldu. İlk konuda bu kez ABD ve Almanya'ya girmiş. Bu da liste açısından oldukça önem taşıyor. Okullarda yeni risk... Norovirüs demiş bilim kurulu üyesi Profesör Yavuz okullarda norovirüsün arttığını belirterek ishal ve kusma görülürse çocuğu okula göndermeyin diyor buradaki temel unsur. Bu pandemi ve aşı sürecine ilişkinde dün ilginç açıklamalardan biri vardı. Bu yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Erbakan'ın yaptığı bir açıklama o da baya bir tartışma yarattı. Ben de dedi aşı olmadım demiş Erbakan. Ve şunu ifade ediyor aşı olanların da ileride bir takım evrimler geçirebileceğine ilişkin kendince tezin ortaya koymuş. Fatih Erbakan diyor ki aşının insanları üç kulaklı beş gözlü yaratıya dönüştürebileceğini iddia etti. Yanıtıysa Mehmet Ceyhan verdi. Bir o habere de bakalım yeri gelmişken. Aşı karşıtlığının yükseldiği bugünlerde mRNA aşılarına yönelik tepki çeken farklı bir çıkış yeniden Refah Partisi'nden geldi. Aşı karşıtı olduğunu ifade eden yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da aşı hakkındaki çekincelerini paylaştı. Salgının başında virüs açıklaması hakkında siyonizmin amaçlarına hizmet verecek yorumunu yaptıklarını hatırlatan Erbakan, mRNA aşıları hakkındaki endişelerini dile getirdi. mRNA'nın hücre çekirdeğine girdiğini iddia eden Erbakan, ifadelerinde aşıdan dolayı insan genetiğinin değişebileceğini öne sürdü. Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Fatih Erbakan'ın yanıtsa gecikmedi. Sosyal medya hesabından yazılı olarak yanıt veren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Mehmet Ceyhan, Erbakan'a aklın ve bilimin yolundan ilerleme çağrısı yaptı. Pandemi aşısının güvenilirliğine dikkat çeken Ceyhan, bugüne kadar 5.5 milyar doz aşı yapıldığını vurguladı. Faz çalışmalarında DNA aşılarının kullanıldığını hatırlatan Ceyhan, Erbakan'a Erbakan'ın sözleriyle yanıt verdi. Aşı insanı maymun yapmıyor ama 2-3 bin kişi maymunlar cehennemi filmi ortamında yaşamak istiyor anlaşılan. Ama sayınız yetmez, bilginiz yetmez. Bence artık yalan yaymaktan yoruldunuz sizde. Aklım ve bilimin gösterdiği yola girin artık. Yeni Çağ gazetesine bakalım. Öğrenciler isyan etti diyor birinci sayfada. Kampüse çadır kuracağız. İzmir'de 800 bin TL arasında olan dairelerin aylık kiraları bile 3000 TL'ye dayanınca öğrenciler açıkta kaldı. Dünden beri öğrencilerin bu çığlığını haykırmaya çalışıyoruz ancak şu ana kadar bir çözüm yok. İşte hem böylesi tartışmalar hem Covid-19 sürecine ilişkin endişeler ve kuşkusuz eğitimin niteliği ve niceliğine ilişkin maalesef bir geniş perspektifte bizde konuşma fırsatı bulamadık. Ha pandemi ha kapandık ha kapanacağız derken. Bu meselelerin, bu sıkıntıların gündemde olduğu bir süreçte Milli Eğitim Şurası 7 yıllık aranın ardından toplanıyor. Şura'da Türk Milli Eğitim Sistemi'nin geliştirme ve niteliğini yükseltmek için atılacak adımlar ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şura'nın bu yılki başlığının eğitimde fırsat eşitliği olacağını duyurmuş. 7 yıl sonra eğitim camiasını bir araya getiren Büyük Şura toplanacak. Toplantıda eğitimde fırsat eşitliği tartışılacak. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nın en yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası 7 yıllık aranın ardından yeniden toplanacak. Şura için henüz net bir tarih açıklamayan bakanlık çalışmalarını hızlandırdı. Mi Milli Eğitim Sistemini geliştirmek üzere konuların tartışılacağı Şura'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve bakanlıklar yer alacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversitelerden yetkililerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları da şuraya katılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şura'nın sloganını ve içeriğini açıkladı. 20. Milli Eğitim Şurası'nın başlığı Eğitimde Fırsat Eşitliği olacak. Şura'da 3 ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olacak. Bakan Özer, Şura'da okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar diğer konularda da çalışma gruplarının kurulacağını belirtti. Şura'nın temsiliyetini arttırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar yapıp hazırlık raporları düzenlenecek. Şura kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları Şura üyelerine önceden gönderilecek. Karar gazetesine bakalım şimdi de. Ee, Karar gazetesi birinci sayfada e, işte iki ismin e, muhalefet sürecine ilişkin başlıkları. Babacan mesela fısıltı gazetesine kimse inanmasın demiş net konuşmuş hangi konuda. İktidar değiştirirse yardımlar artacak. Şimdi bu çay dağıtılıyor, e, işte bir takım paketler dağıtılıyor, yardımlar dağıtılıyor vesaire ya. E, onun e, devamı e, biz de geldiğimizde devam edecek demeye getiriyor. E, zaten sistemi kuran sendin. Yani bu sadaka ekonomisinin e, mimarlarından biri olarak e, zaten devam ettiremezseniz sıkıntı olur. Bir diğer isim de e, Ahmet Davutoğlu o da demiş ki Hazreti Ömer adaleti olmadı. Bak bak. Erdoğan 2001'i mazeret gösteriyor. Biz yönetimdeyken enflasyon %3'lerdeydi. Şimdi %44'lerde. Ortan Bahçeli olursa sonuç sorun sonuç bu çıkar demiş. Yani işte evet doğru söylüyor. Yani Suriye'ye saldırınca bölge ülkelerinde sıfır sorundan Krizli bir bölgesel denklem yaratınca içine sürüklediğiniz ülkenin hali bu. Şimdi de bunu gerekçe göstererek bir muhalefet yapıyorsunuz ve yeniden o koltuklara adaysınız. Dolayısıyla biz de bunu anlatmakla yükümlüyüz diyelim. Bunu da ifade etmiş olalım. İşte efendim biz her şeye rağmen... E, üretimin e, kodlarını size sunmaya devam edeceğiz demiştik. E, sanatları ustaları birbirinden özel performanslarını Denizli'de sergiliyor. Uluslararası Ahilik ve e, Altın Eller Festivali başladı. Festivaldeki etkinlikler hafta boyu sürecek. oğlu Hamza'dır. Dört yıldır demircilik mesleğindendir. İşin nehlidir. Uluslararası Ahilik ve Altın Eller Festivali törenle başladı. Ahilik demek kardeşlik demek vermek demek, birbirine sahip olmak, birbirine yardımcı olmak demek. 27'si Türkiye'den, 13'ü ise Türk dünyasından olmak üzere toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını bir hafta boyunca Denizliler için sergileyecek. Şimdi biz Denizli'de Altın Elileri Festivali'ndeyiz. Burada El Sanatları Festivali var. Kaliteli ürettiğim bu malı değerini satabilmem lazım diyerek üretmemiz lazım. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri esnaf ve vatandaşları selamlayarak Aile Haftasını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan etkinlikleri bu yıl uzattıklarını söyledi. Denizimizde o ailenin temeli olan, ailenin güzelliklerini yaşamış olan şehrimizde daha da arttırmak ve bilinir sağlamak adına bu gün haftamızı açıyoruz, başlatıyoruz. Alışverişte yapılabilen festivalde performans gösterilerinin yanı sıra sergiler, panel ve etkinlikler de olacak. Aslında Türkiye'de başka bir modeli olmayan bir festival oldu. Fotoğraf sergileri var, resim sergileri var. Ve Denizli'ye de yakışan bir festival oldu gerçekten. İşte ne varsa üretimde var dedirten haberlerden biri. Bir kalan gazetelerimize bakalım. Volkan ve Damga'ya bakacağız galiba. Volkan geldi. Başbakan Saner'in açıklamasına manşet yer vermiş. Uzaktan gazel okumak kolay. Ellerini taşın altına sokmak istemediler diyor. Erhulman hükümette olmak istemedi şeklinde iç politikaya ilişkin bir başlık ve manşete yer veriyor. Ee, Cumhurbaşkanı Tatar'ın e, Birleşmiş Milletler temsilcisiyle açıklaması Hüseyin Macit Yusuf'un köşesinde. Yine birinci sayfada e, dikkat çeken e, Millet Partisi'nin yapılan açıklamaya göre Zaroğlu katıldığı bir programda e, gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Siyaseti düzeltirsek her şey düzelir açıklaması yapmış. Kin ve düşmanlıkları bitmiyor, miço, miço ateşle oynuyor demiş Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye adalar tehdidi vız gelir tırıs gider. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir de sürmanşeti görelim sevgili Derya. Orada da bir haber gözüme çarpmıştı. Hem Cumhurbaşkanı Tatar... Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa eşitlik temelinde olmalı deniliyor. Hafta sonu Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı dolayısıyla New York'a gideceklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar'ın e, açıklaması sürmanşette ayrıntısı da şey, Hüseyin Macit Yusuf'un köşesinde yansıyor. Son gazetemize bakacağız ve ardından da sanıyorum tamamlayacağız. Damga gazetesi bize bir özür borcunuz var diyor velilerden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nde okul tepkisi demiş gazete. Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli görülerek eğitime ara verilen Avcılar'daki Aksancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu binasının yeniden yapılabilmesi için gereken ruhsat belediyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadı. Durumu protesto eden veliler okul bahçesine "Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz." yazılı pankartlar asıldı. İşte değişen koltuklar ama değişmeyen kaderler meselesine bir örnek. 90'lardan beri o kadar koltuk geldi, değişti, isimler değişti, partiler değişti ama İstanbul trafiğinin kaderi değişmedi. İstanbul ekopolitiğinin e, denklemi değişmedi. E, işte siyaset, siyaset tırsları, iktidarda muhalefet arasında gündelik polemiklerle yaratılan gerilim hattıyla birileri o koltuklara geldi. Birileri gitti ama yaşanan kaderde değişim olmadı. Vizyonsuzluk parçalardan aktı, çözümsüzlük hep karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu sistem onun için değişmelidir diyoruz e, mesajımızda. E, yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte vedamızı yapacağız. İşte yansıyor sevgili Derya'nın e, objektifinden diyelim. Derya Coşkun. Ee, Sağsun yayının sonlarında e, arka planda bizi ve yayınımızı destekledi değerli editör e, arkadaşım. E, Deniz Türk ve Erdi Ciboğlu rejimizin dinamikleri Volkan Gadiş yönetmenimiz. Stüdyoda Talip Keskin, Ekrem ve Halil arkadaşlarımızla birlikte de e, yayını size yansıtmaya gayret gösterdik. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Efendim kapalı mekanlar, kalabalık alanlar. Hala risk unsuru, kişisel temizlik ve e, hijyen ön plana çıkıyor. Gazetelerden de okuyorum, siz de çevrenizden gözlemliyorsunuzdur. Aşı olmayanların COVID'e yakalanması gerçekten maalesef çok ağır sonuçlar doğurabiliyor. Buradan bu uyarıyı da tekrar edip aşı takvimine mutlaka uyum sağlayalım. Buluşuncaya dek maskeli ve mesafeli olalım. Hoşçakalın efendim.